İyi akşamlar değerli Teke Tek'te. Yine beraberiz ve bu hafta 3 konuklu bir program yapacağız yine. Diyeceksiniz bu iş Teke Tek'ti, böyle kalabalıklaştı falan işte konuk sayısı. Valla Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki değerli izleyiciler, tarafsızlığımızı korumak ya da tarafsızlığımızı kanıtlamak durumundayız neredeyse. İşte aman biz ocu değiliz, bucu değiliz, şucu değiliz noktasında artık Türk medyasının tamamı. O yüzden de Teke Tek yapacağın zaman hani bir konuk alayım da 2 saat rahat rahat konuşalım noktasına artık uzağız. Niye uzağız? Vay sen ona mı destek verdin? Vay onu mu bilmem ne attın? Soru sorsanız onu mu sıkıştırdın? Soru sormasanız bunu mu sıkıştırdın? Falan oluyor. O yüzden artık şöyle bir şey yapmaya çalışacağım Teke Tek'lerde mümkün olduğunca. Her partiden birisi olacak. Yani her Teke Tek'te eğer bir siyaset konuşacaksak her partiden birileri olacak. Bu akşam da bu kabilden davranıyoruz ve 3 parti, 3 konuk olacak bu akşam. İlk konuğumuz Mehmet Bekiroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı, hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim. İkinci bölümde Sayın Mustafa Destici var, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Bugünlerde siyasette önemli bir yer tutuyor. Oy oranının dışında önemli bir yer tutuyor Büyük Birlik Partisi. Çünkü bir yandan acaba yine seçimde bazı işbirliği içinde olacaklar mı? Acaba yine Saadet'le bir işbirliği mi olacak? Acaba AK Parti içerisinde mi yer alacaklar? Nasıl olacak? Bütün bunlar konuşuluyor. Üstelik de eski genel başkanları Sayın Topçu, Yalçın Topçu şimdi hükümet içerisinde. Buna nasıl bakıyor, nasıl bakmıyor Büyük Birlik Partisi? Bunu ele alacağız özellikle. Üçüncü ise Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan bizde olacak. Onunla da AK Parti'nin seçim stratejisi, hükümetten bu hükümet, seçim hükümetinde neler olacak, neler olmayacak, AK Parti özellikle terörle mücadele ve son günlerde meydana gelen olaylar hakkında neler düşünüyor, nasıl pozisyon alacak, gelecek siyasi öngörü ne AK Parti'de? Bunları konuşacağız. İlk konuğumuz Sayın Bekiroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin size de. Sağ olun, sağ olun. Türkiye'nin evet. Bu döneminde hakikaten herkese kolay gelsin. Özellikle de medyaya. Şimdi aslında üstünden zaman geçti ama o zamandan beri sizi ağırlayamadım. Gerçi başka programlarda muhakkak bununla ilgili bazı açıklamalarınız oldu. Dikkatimi çekti, dinledim bazılarını ama yine de ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi ve biz izleyenler hiçbir şey bilmiyormuş gibi biraz geriye gideceğim. Ve hemen seçim sonrasından başlayarak bazı konuları ele almak istiyorum. Öncelikle seçimden böyle bir tablo ortaya çıktıktan sonra, gerçi sizle bir araya geldik ve konuştuk ama seçimden sonra, özellikle Deniz Baykal'ın yapmış olduğu bir görüşme vardı Sayın Cumhurbaşkanı ile. Bu partileri neye mal oldu, neyi değiştirdi? Parti bir sallandı mı? Şu açıdan soruyorum bunu. Çünkü normalde Deniz Baykal'ın Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın aday olmayacağı, ancak bu görüşmeden sonra aday gösterildiği yolunda bazı iddialar ortaya atıldı. Bunlar doğru mu, yanlış mı? O görüşmenin parti içerisindeki etkisi ne oldu? Arkasından Deniz Bey'in ben meclis başkanı olsaydım koalisyon kurulabilirdi şeklinde ilginç bir açıklaması oldu. Ben bunu Deniz Bey'e de konuştum. Bunun bir mantığını da olduğunu söyledi, anlattı bana. Onu da paylaşırım sizinle. Hemen oradan başlayayım. Yani Deniz Bey'in görüşmesi ve meclis başkanlığı adaylığı nasıl gelişti, nasıl oldu? Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Sayın Baykal da bir önceki genel başkan. Dolayısıyla Sayın Baykal'la ilgili, yaptıkları ile ilgili benim çok fazla yorumlarda bulunmam, değerlendirmelerde bulunmam doğru değil. Bunu Sayın Genel Başkanımız yapıyor, yaptı. Ama şunu ifade edeyim, tabii Sayın Baykal'ın meclis başkanlığına aday olması çok doğal bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Baykal'ı aday göstermesi, eski genel başkan, eski siyasetçi. Zaten yaşı dolayısıyla mecliste yemin süresinde meclis başkanlığı yapmış bir insan. Ve siyasetteki durumu, konumu dolayısıyla Baykal gibi bir insanın meclis başkanı olmasını düşünmemiz gayet normal, doğal. Sayın Baykal'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, ondan sonra bunun siyasete bir etkisi oldu. Ama ben bu konuyla ilgili yani Mehmet Bekiroğlu olarak çok fazla bir yorum yapmıyorum.
bana şey yapmaz yani. Peki o zaman daha somut bir şeye geçeyim. Onu eleştirmek, Deniz Baykal'ı eleştirmek veya hakkında bir şey söylemek istemediğinizden yola çıkarak, meclis başkanlığı adaylığı sonrasında koalisyon süreçleri de bir sonuç vermeyince, koalisyon arama süreçleri bir sonuç vermeyince, Deniz Bey dedi ki, eğer ben meclis başkanı olsaydım koalisyon kurulur dedi. Ben de bunu size Deniz Bey'e aradım. Hı hı. Deniz Bey, bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani niye böyle bir aşırı özgüven var? Yani ben olsaydım. Dedi ki ya Fatih Bey dedi, ben dedi megaloman falan değilim dedi. Kafayı da üşütmedim dedi. Bunu söylemem dediği şuydu. Eğer benim meclis başkanlığım üzerinde MHP, CHP uzlaşsaydı ve HDP'nin de buna destek vermesine MHP karşı çıkmıyor olsaydı ben meclis başkanı seçilirdim. Koalisyon kurulamayacağı orada ortaya çıktı. Çünkü benim üzerinde ulaşamayanların hükümet kurmak için bir araya gelmesi zaten mümkün değildi dedim. Katılır mısınız bu fikre? Bu mantığa söyleyecek bir şey yok. Zaten Sayın Genel Başkanımız seçimden hemen sonra biliyorsunuz şöyle bir şey söyledi. Bugüne kadar koalisyon gerektiğinde hep şu konuşuldu. Hangi parti birbirine daha yakın? Evet. O partilerin koalisyonu konuşuldu. Biz yeni bir şey yapalım dedi. Biz hangi ilkeler üzerinde koalisyon kurarız? Yani bir koalisyon Türkiye'nin hangi önemli konularını hangi önceliklerle ele alsın diye sorduk ve 14 maddelik parti meclisinde konuşuldu, tartışıldı. Bir şey yayınlandı işte. Anayasanın evet. yapılması, hukuk devleti, yolsuzlukla mücadele, devletin denetlenmesi bunlar sıralandı. Ve arkasından da dedi ki normalde seçime, 7 Haziran seçimlerine muhalefet partileri olarak giren partilerin ki şu anda 292 milletvekilleri var. %60'lık blok şeyde oradan çıktı. Bunların hükümet kurmalarıdır. Bunu isterim dedi. Ve hatta daha sonraki günlerde MHP Genel Başkanı siz genel başkan olun. Burada koltuk önemli değil. Siz başbakan olun. Evet. Başbakan, siz başbakan olun dedi. Fakat Sayın Bahçeli yani tabii kendine göre bir mantığı vardır. İzah edilebiliyor ama biz izah edemedik. Başkalar birçok insan da izah edemedi. HDP ile işte sol tarafımı flu görüyorum, görmüyorum. Hiçbir şekilde olmam. Dışarıdan da desteklesin, içeriden de desteklesin dediğinde zaten o iş gündemden çıktı. Yani daha sonra olurdu, olmazdı. O ayrı bir konu. Durum değişmişti. Çünkü Sayın Bahçeli bir süre sonra bu terör eylemleri başlayıp olaylar tırmanınca dedi ki seçim zamanı değil, hükümet evet. kurmak gerekir dedi. Ama ondan sonra CHP ile MHP'nin işte HDP dışarıdan destekli filan bir hükümet kurup kuramayacakları denenemedi, konuşamadı. Ona çünkü, geleceğim. Görev verilmedi ama Sayın Baykal seçilmiş olsaydı evet anlaşılır bir şey. Sayın Baykal eğer CHP, MHP ve HDP'nin desteğiyle seçilmiş olsaydı böyle bir hükümetin kurulma ihtimali vardı ama bu Sayın Baykal'ın seçilmesinden dolayı değil. Sayın Bahçeli böyle davrandığından dolayı Sayın Baykal da seçilemedi, meclis başkanı olamadı. Hükümet bir CHP, MHP, HDP destekli bir hükümet de kurulamadı. Şimdi orada MHP'nin de kendince bana göre dinleyince kulağa makul gelen bir itirazı var. Diyor ki MHP'de, kardeşim diyor tamam diyor, Baykal'da biz destek vermedik ama diyor bizim adayımız Ekmeğettin İhsanoğlu'ydu. Ekmeğettin İhsanoğlu da Cumhurbaşkanlığı gibi en üst makamda bizim ortak adayımızdı. Yani siz Cumhurbaşkanlığı için desteklediğiniz, CHP söylüyor bunu, Cumhurbaşkanlığı için desteklediğiniz bir ismi, Cumhurbaşkanlığı için uzlaştığımız bir ismi meclis başkanı olarak niye uzlaşamadık? Ya bu yani kusura bakmasınlar ama peki nasıl seçilecekti? Sen HDP'nin bir tane oyunu kabul etmiyorsun. Hemen soruyu sormak lazım. Ben o zaman ben ne diyor? Gelsin mi? Gelsin mi? Ben bu televizyonda sordum. HDP'nin gelsin. Biz ona karışamayız diyor. Peki niye öbürüne karıştın? Yani burada büyük çelişki var. Yani biz böyle polemiklere girmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımız girmeyin diyor. Girmeyeceğiz ama Sayın Bahçeli cidden çelişkiler içinde. Siz orada istemediniz. HDP'nin asla hükümette istemiyorsunuz. İşte meclis başkanlığında HDP'yle hiçbir şeyde görünmem diyor. Burada biz karışmayız. Nasıl olacak bu? Biz karışmayız. Ciddi çelişkiler var. Çok inandırıcı değil. Yani kendisine göre mantığı vardır HDP'yle hiçbir şey yapmak istememesinin. Mantığı vardır. Ama kendisi bileceği bir şey. Fakat böyle değil. Yani evet Ekmelettin İhsanoğlu desteklenseydi HDP'nin oylarını kabul ederdim ama Baykal desteklendiği için kabul etmedim. Bu çok anlaşılır şeyler değil.
Şimdi mesela büyük bazıları da diyorlar ki işte Orta Anadolu'da CHP'ye ile solcularla işbirliği yapan görüntüsü verip Orta Anadolu'da oy kaybetmek istemedi diyorlar. Bilemiyorum tabii. Ya şimdi bakın doğrudur tabii. Her siyasi parti siyasi hesaplar yapar. Ama öyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık ki 7 Haziran'da. 7 Haziran seçimlerinden sonra gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi HDP barajı geçtiği için tek başına hükümet olma şeyini kaybetti. Daha evvelki haksız aldığı milletvekillerini kaybettiği için hükümet olamadı. Dolayısıyla buradan bir koalisyon hükümeti çıkacak ve ülkenin gerçekten ciddi problemleri var. Yani bunu herkes söylüyor. İşte kutuplaşma çok kötü, çok tehlikeli. Coğrafyamızda, güneyimizde ki savaş Türkiye'nin içine gelmiş. Neredeyse iç savaş şeklinde yaşanıyor ve her gün artıyor. Ekonomi ciddi riskler var. Kriz ihtimalleri var. Çok kötü gidiyor. Bütün bunlar birikmiş sorunlar var. Bu sorunların halledilmesi gerekiyor, çözülmesi gerekiyor ve biz bir hükümet kuracağız. Yani öncelikli olarak Türkiye'nin bir hükümet kurması gerekiyor. Bakın nelere mal oluyor şimdi. Yani hükümet kurulsaydı neler olurdu, kurulmadığından dolayı neler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey söyledi. Sayın Genel Başkanım, Sayın Kılıçdaroğlu baştan beri ısrarla elbette bir partiyiz, elbette siyasi hesapları yaparız. Ama bugün şu anda siyasi hesapların zamanı değil. Biz şu meseleleri, şu temel konuları halledebilecek bir hükümet kurmamız gerekiyor. Bu hükümeti kurduktan sonra diğer hesaplar yapılabilir. Yani İç Anadolu'da ne olur, başka yerde ne olur? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile hükümet kursaydı, hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem AKP için belki kısa vadede riskleri yok muydu? Vardı. Ama siyaset dediğimiz şey biraz da risk almak değil mi? Yani çok önemli, ciddi sıkıntılar var. Yani ülke ne hale geldi? Yani bir anda seçimden bu yana işte dolarda sadece bunlardan oldu değil demiyorum ama siyasi istikrarsızlık, hükümetin kurulamaması, tekrar seçime gidiyor olmamız ve bu gittiğimiz seçimde de çok tablonun değişmeyeceğini araştırmacıların söylemesi ekonomi olarak Türkiye'ye çok ciddi maliyetleri var. Şirketlere çok ciddi maliyetleri var. Kişisel böyle bir memurun borcuna bile ciddi maliyetleri var. İnsan maliyeti, bu savaş, bu çatışma insan maliyetleri var. Dolayısıyla yani İç Anadolu'da şu şöyle olur, böyle olur hesabı yapmadı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve çok açık bir şekilde bunu ifade etti. Bakınız Sayın Altaylı bizim tavanımızla MHP ile koalisyon istedi. Olmayınca da öfkelendi. Ama AKP ile yürütmekte olduğumuz koalisyon görüşmelerinde işin başında gerçekten ciddi bir şekilde karşı çıktılar. Ama sonra onlarla kabul ettiler. Ama sonra kabul ettiler. Nasıl, niye kabul ettiler? Çünkü biz doğru yöntemle çalıştık. Şeffaf davrandık. Örgütlerimize adım adım ne olduğu, ne yapmaya çalıştığımızı söyledik. İlkelerimizi açıkladık. Bunlar olursa dedik. Dolayısıyla bir süre sonra partinin belki kısa zamanda zarar edebileceğini göre göre ülke için yukarıdan aşağıya örgütlerimize kadar herkes evet yani böyle bir koalisyonun iyi olacağı kanaati oluştu. Bunu Sayın Bahçeli de anlatabilirdi. Herkes anlatabilirdi yani. Sonra şöyle bir şey düşünün yani. MHP ile HDP'nin dolaylı da olsa hükümet sorumluluğu almış olmaları Türkiye'nin şu yaşamakta olduğumuz süreçle ilgili ne anlamı olabilirdi? Bunu niye düşünmez milliyetçi Sayın MHP ve Sayın Bahçeli? Niye böyle bir şey düşünmez yani? Nasıl bir şey olacaktı? Birlikte sorumluluk alıyorlar. Birlikte bir takım şeyleri konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bunlar artık olmalı Türkiye yani. Biz hani eski Türkiye, yeni Türkiye falan diyoruz ya. Yani altımızdaki zemini kaybetme noktasındayız. Hani siyaset yapıyoruz, hesap yapıyoruz ya. Orta Anadolu'da ne olur, Batı Anadolu'da ne olur, CHP ne kadar alır, MHP ne kadar alır. İşte o zemini kaybetme noktasına geldik. Yani memleketi kaybediyoruz. Memleketi kaybediyoruz yani. Millet, halk bölündü, parçalandı, umutlar kayboldu. Bir nesil gidiyor yani. Çok yani bugünün siyasetçileri bizler çok ağır sorumluluklarla karşı karşıyayız. Veballe karşı karşıyayız. Peki o zaman gelelim koalisyon görüşmelerine. Şimdi ne istikşafi diye bir şey. İstikşafi. İstikşafi evet. Sayın görüşmeleri. Ahmet Hoca, Sayın Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan dedi ki istikşafi görüşmeler yapacağız dedi. Daha sonra bu görüşme istikşafidir dedi. Ne demek yani? Ne görüştünüz siz? 30 gün falan görüştünüz galiba değil mi? 32 gün falan. 32 gün görüştünüz. Şöyle anlatayım. Sayın Davutoğlu 32. mi 35. günde Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirildi. Seçimden sonra evet. O kadar zaman geçti. Yani. Çok zaman kaybedildi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne birlikte hükümet kurabilir miyiz? Koalisyon yapabilir miyiz dedi.
Hı-hı. Sayın Genel Başkanımız çok açık net bir şekilde Türkiye'nin şu 4-5 alanda ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek üzere. Neydi elbette, o 4-5 alan? Bunlardan bir tanesi, yani Türkiye hala 82 anayasası ile yönetiliyor. Tek parti çok yüksek sayıda milletvekiline sahip olsa bile tek başına halledemediği bir konudur. Ve Türkiye'nin kankrenleşmiş bir konusudur. Bu çözülmeden, halledilmeden Türkiye'de gerçekten tam bir demokrasi, bir hukuk devletini inşa etmek mümkün değil. Bunu halledebiliriz. Yani bu konuyu yapabiliriz. Evet, yani bunu yapabiliriz. Türkiye'nin eğitim alanında çok ciddi problemleri var. Türkiye orta gelir tuzağı, orta teknoloji tuzağına takılıp kalmıştır. Bunları aşabilmesi için ciddi bir eğitim reformu yapması lazım. Bunu birlikte yapabiliriz. Bu çok daha anlamlı bir şey. Yolsuzluklarla mücadele edilmesi gerekiyor. Bunları şey yapabiliriz. Dış politika ile ilgili çok ciddi bir çıkmazın içine girdik. Türkiye kımıldayamıyor. Orada olup biten her şey artık içeride oluyor. Türkiye bunu taşıyamıyor ve burada radikal değişiklikler, adımlar atılması gerekiyor. Bu konuları konuşursak, bunları halledeceksek, bu temel konuları, biz koalisyonu yapmaya hazırız. Tamam mı? Özür dilerim, lafını kestim, unutmayın ama şimdi mesela dış politikada hata yapılıyor diyor CHP. Şimdi CHP dış politikada hata yapılıyor deyince büyük ihtimalle Suriye politikasından bahsediyor. Önemli, çünkü dış politikadaki sıkıntımız o. Ama Sayın Davutoğlu bu görüşmelerin yapıldığı sırada diyor ki dış politikada destan yazdık diyor. Hayır, şöyle biz yani şu hatayı yaptınız demiyoruz ilk görüşmede. Diyoruz ki dış politika, yani uluslararası ilişkilerle ilgili çok ciddi problemler var. Yani bizim güney komşularımızla ilgili ilişkilerimizde ciddi problemler var. Bunları konuşacağız tabii. Bunları çözmemiz lazım. Yani birlikte iki büyük parti, bakın iki ana akım parti. Siz yanlış yaptınız diye yola çıkmıyorsunuz. Başta yok. Problemler var. İki ana akım parti bir araya geliyor. Dünyada siyaset bilimi literatüründe bunun adı büyük koalisyondur. Büyük sorunlar olduğu zaman olur bu koalisyonlar ve büyük meseleleri çözerler. Bunun için kuruldu. Bunları söyledik, tamam diye. Tamam dedi, o halde biz önce birbirimizi tanımak için bu alanlarda neler yapacağımızı öğrenmek üzere biz bizim ön görüşmeler dediğimiz, onların istikşafi görüşmeler dediğimiz görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşmeler 35 saat devam ediyor. Biz mutfakta çalışıyoruz. Genellikle biz demokrasi dediğimiz zaman, işte insan hakları, anayasa dediğimiz zaman neler yapmak, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili neler, eğitimle ilgili neler yapacağız, dış politika ile ilgili neler konuşuyoruz. Bunları tek tek Cumhuriyet Halk Partisi... Siz kendiniz anlattınız. Biz anlattık, kendimizi anlattık. Sorular sordu, onlar da bir şeyler söylediler ama genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmaları, hazırlıkları üzerinde devam eden bir süreç oluyor. Peki. Burada izin verirseniz... Pardon. Üç başlık altında bir evet örtüşebildiğimiz iki partinin birlikte çözebileceği konular çıkıyor. Onlar da tamam diyorlar. Biz de böyle. İki, yani biz de onların aynı değil ama biraz konuşulunca halledilebilecek konular. Örnek veriyorum. Diyelim ki biz asgari ücret 1500 lira olması gerekiyor şu sebeplerden dolayı, sosyal devlet falan. Onlar gibi 1000 lira. Ya onlar 1200, ya bu konuşulabilir, 1300 olur. Bütçe dengelerine bakılır. Olur. Bu sene böyle olur. Bir de hiç birlikte çalışamayacağımız konular var. Mesela? Bu konularda, yani bunlar bir, iki, üç isim olarak şey değil. Ama bu konularda zaten partiler kendileri iktidara geldikleri zaman çözecekleri konulardır. Bunlar konuşuluyor. Uzayınca Sayın Genel Başkanımız diyor ki bu iş çok uzuyor, süre doluyor. Biz tabanımıza ve kendimize anlatamıyoruz artık bunu. Dolayısıyla bir noktaya gelelim. Bir araya geliyor liderler ve Sayın Davutoğlu diyor ki, zaten açıklaması da bu şekilde, biz kısa süreli seçime kadar 3 aylık bir reform hükümeti kuralım. Sayın Genel Başkanımız da ne olacak bu reform hükümeti soruyor, şunları seçim yasasında filan. Tamam diyor, bunu ben ilgili kurullara, yetkili kurullara götüreyim. Geliyor, MYK'da bunlar görüşülüyor ve MYK açık bir şekilde bildiri yayınlıyor. 3 ayda reform filan yapılmaz. Seçim hükümeti zaten anayasa gereği kurulacak. 3 ayda reform yapılmaz. Yani gülerler insan. 3 ayda insan müsteşar değişmez. Şeyler değişmez. Böyle bir şey olmaz. Aynen, reformu tahta hazırlamışlar. Biz ısrarla diyoruz ki şu temel konuları çözecek yüksek profilli, geniş tabanlı, destekli ki anayasa... Yani en az siz 2-3 senelik hükümet diyorsunuz. Tabii 4 sene diyoruz biz. Bu konular 4 sene çözülebilir. Bir hükümet kuracaksanız biz varız. O kendisi de çıkıyor. Biz diyor...
eğitim ve dış politika başta olmak üzere temel görüş ayrılıkları olduğumuzdan dolayı CHP ile hükümet kuramadık diyor. Bunun yerine işte kısa süreli reform hükümeti. Kısa süreli reform hükümeti. Bir de şöyle bir şey söylüyor Sayın Başbakan. Efendim işte hükümetin mahiyeti, niteliği konusunda anlaşamadık. İşte restorasyon dediler onlar, reform dediler filan. Ya bunlar kelime oyunları Fatih Bey. Yani restorasyon. Oralara geldi mi görüşmek için? Siz şöyle bir hükümet... Yani zaman zaman konuşuldu yani restorasyon derken işte biz ciddi bir şekilde devlet kurumlarında sıcak siyaset, günlük siyaset çok acayip karıştığı için gelenek ortadan kalktı. Dolayısıyla bunların restore edilmesi lazım. Yani bunlar kelimeler yani. Netice itibariyle adını koyuyoruz, yazıyoruz, anayasa değiştireceğiz, söylüyoruz yani. Devlet denetlenmiyor diyoruz biz. Devlet denetlenmiyor. Gelişi güzel alabildiğini gidiyor. Bir bakan atanıyor. O bakan teftiş kurulu başkanını atıyor. O denetliyor. Böyle olmaz. Devletin denetlenmesi lazım. Mecliste kesin hesap komisyonu kuracağız ve başına da muhalefet, ana muhalefet partisinin bir milletvekili getireceğiz gibi reform niteliğinde şeyler söylüyoruz. Yani burada restorasyon mudur, reform mudur şeylerine takmanın anlamı yok. Ama kurnazca iki şey söylüyorlar. Destekleyen gazeteciler de bunu abartıyorlar, köpürtüyorlar şeyde. Ne diyorlar? Eğitim ve dış politika olmak üzere. Eğitim derken çok açık bir şey anlatıyor. İmam hatipleri bunlar kapatacaklardı, onun için kurmadık diye mesaj. Var mıydı öyle bir niyet peki? Hayır, biz bunu bildiğimiz için, tabii eğer isterlerse, böyle bir şey söylerlerse tutanakları açıklayacağız. Onlar da biz de tutanaklar tuttuk. Yani ne söylediyse bunların her şey kaydedildi. Hepsi mevcut kayıtlarda. Bunları gerekirse açıklayalım. Mesela Milli Eğitim Reformu'nun anınız neydi? Onların itirazı önce neydi? Önce İmam Hatip ile ilgili bir cümle söyleyeyim. Hem görüşme heyetindeki arkadaşlarımız hem Sayın Genel Başkanımız çok açıkça bu konu gelince, eğitim reformu ilgili şeyler gelince açıkça söylüyor. Bakın bizim İmam Hatip okulları ile bir problemimiz yok. Biz okulun hangi okul olduğuna bakmıyoruz. O okulda okuyan çocukların mesleklerini en iyi yapabilecek şekilde... Ya da çünkü okullar hem meslek okulları hem mesleği hazırlıyor hem de üniversite hazırlıyor. Üniversiteyi de en iyi şekilde girebilecek şekilde yetişmelerini arzuluyoruz. Ve temel eğitim reformundaki temel şeyimiz şu, onlara söylediğimiz bu. Bakın bizim şu anda ekonomimizin tıkanması, orta gelir tuzağı, orta teknoloji tuzağının temelinde eğitim vardır. Bu eğitimi çok radikal bir şekilde ama bunun için de dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Çok iyi eğitim modelleri var dünyada. Evet. Bunları konuşacağız. Kore'de var, Çin'de bazı kantonlar var. Örneğin bir şey önerdik onlara. Dedik ki bizim programımız var, seçim beyannamemiz de var. Bakın Anadolu'yu geziyoruz. Dünya kadar işsiz görüyoruz. Yine Anadolu'yu geziyoruz, aynı şehre gidiyoruz. Kahvede işsizler ağlarken... Organize sanayi bölgesine gidiyoruz. Oradaki patronluk işi bulan. Dedik her organize sanayi bölgesine yeteri kadar o organize sanayi bölgesinin ilgi alanlarına yönelik yatılı meslek liseleri kuralım. Çok kaliteli bir şekilde çocuklar burada parasız eğitelim. Hatta stajdan para alsınlar ve işleri hazır olsun. Mesela bir önerdiklerimiz şeylerden bunların hangisi reddedilecek şeyler? Hiçbirini reddetmediler. Ama kurnazca bir İmam Hatip'e gönderme yapmak üzere kesinlikle Türkiye Sayın Genel Başkanımız defalarca onlara anlattı. Bizim İmam Hatip okullarıyla ilgimiz yoktur. 1+8+3'ten hareketle İmam Hatiplerin orta kısmı kapanacak demeyin. Biz bunların formüllerini bulmuşuz. Asla ve asla İmam Hatip okullarını kapatmayacağız. Böyle bir şey söz konusu değil. Şunu da demiyoruz yani. Efendim İmam Hatip okulları sadece imam yetiştirecek. Bu kadar çok İmam Hatip okuluna ihtiyaç yok. Onu da demiyoruz. Eğer yurttaşımız, eğer talep varsa çocuğunu İmam Hatip okulunda okutmak istiyorsa devlete düşen o çocuğun orada en iyi şekilde yetişmesidir. Dünyayı bilecek, özgür düşünebilecek şekilde yetişmesini sağlamak bizim görevimizdir. Bunları açık bir şekilde konuştuk. Dış politikada nerede anlaşamadık? Evet, dış politikada ciddi problemler var. Bunları konuştuk ama müzakere etmedik ki. Biz düşüncemizi söyledik. Dış politikada, Suriye'de, bölgede şu yanlışlar yapıldı. Bunlar düzeltilmesi gerekiyor. Bizim bu bölgede daha evvel sizin zamanınızda da iyi günler vardı. İyi zamanlar vardı. Herkesle görüşebiliyordunuz, arabulucuydunuz. Türkiye'de demokrasi modeli bak ne güzel deniliyordu. Niye... Bak yani referans da onlardan veriyoruz yani. Bunlar kötü şeyler değildi. Buralara dönmemiz gerekiyor. Bunları yapmamız lazım. Konuştuğumuz şeyler bunlardır. Ama Fatih Bey, belki de Ahmet Bey, belki de heyete gelen herkes bu işi istedi ve herkesin bildiği sebeplerden dolayı bu koalisyon kurulamadı. Peki yine merakımdan sorayım. Yani çünkü dışarı yansılanlardan vatandaşın anladığı o. Belki içinde de olanlar farklı biliyor ama. Mesela siz CHP İçişleri Bakanlığı'nı istemiş.
Milli Eğitim Bakanlığı'nı istemiş, Dışişleri Bakanlığı'nı istemiş. Bu bakanlıklar bizde olacak demiş ve AKP'de demiş ki bunların hepsini size veremeyiz. Yok böyle bir şey. Hiçbir şekilde konu buraya gelmedi. Bu tartışmalara gelmedi. Bakanlıkta hiç konuşulmadı mı? Hayır, kesinlikle. Yani hiçbir şekilde konuşulmadı. Dediğim gibi konular yani müzakere de edilmedi. Yani biz anlattık, onlar da düşüncelerini söyledi. Bizimle ilgili, bizim söylediklerimizle ilgili bunları konular müzakere etmediğimiz gibi bakanlıklar noktasına asla ve asla gelmedi. Böyle bir şey söz konusu değildi. Ha gelseydi ister miydik bu bakanlıkları? Elbette. Yani isteyebilirdik. Eğitim reformu yapılacak. Şimdi niye isteyebilirdik? Mantığını da söyleyeyim. Şimdi biz diyoruz ki emekli iki maaş ikramiye vereceğiz. Hı. Asgari ücreti şu kadar yapacağız. Onlar da diyorlar ki kaynak yok. Değil mi? Bizde var diyoruz kaynak. Buyurun Maliye Bakanlığı'nı, hazineyi verin. Değil mi yani bakanlıklar bizde olsun. Biz hem kaynak üreteceğiz hem de adil bir şekilde bunu dağıtacağız. Yani bunlara gelmedi. Konu bu, buna sıra gelmedi. Bunlar konuşulabilirdi, tartışılabilirdi. Bunlara sıra gelmedi. Niye olmadı? Niye olmadı? Herkesin bildiği sebep ne? Gerçekten 7 Haziran'dan sonra... Peki yine evet. İyi olmadan önce bir şey daha sorayım. Şimdi yine bir tezde Adalet ve Kalkınma Partililerin söylediği bir tezde diyorlar ki açıkça veya üst örtülü şekilde diyorlar ki kardeşim 17-25 Aralık diye tutturdu bunlar. 17-25 Aralık meselesi gündeme gelince 17-25 Aralık'taki hedef Çankaya Köşkü'ydü. Biz Beştepe'deki şeydi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ydı. Biz Cumhurbaşkanımızı bunlara alet etmeyiz. Cumhurbaşkanımızı yapmamıza izin vermeyiz. 17 ve 25 Aralık konusunda ısrarcı olmaları zaten bu işi olmasını istemediklerinin göstergesiydi. Bakın biz Sayın Genel Başkanımız ve yetkili arkadaşlarımız, kurullarımızla hiçbir şekilde ne 17 Aralık dedik, ne 25 Aralık dedik, ne işte Erdoğan'a böyle bir şeyimiz yok. Bizim dediğimiz 14 maddenin içinde yolsuzluklarla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz var. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal çizgiler içinde olması, böyle bir şeyimiz var. Hı hı. Başka da anayasal çizgiler içinde olması, bunda bir şey Cumhurbaşkanlığı yapsın. Sarayında, köşkünde neyse Cumhurbaşkanlığı yapsın. Başka bir şey söylemiyoruz. Ha, yolsuzlukla mücadele 17-25 Aralık. Bu 17-25 Aralık dikkat ederseniz hükümetin Bakanlar Kurulu'nun konusu değil, bu yargının konusudur. Bizim temel iddialarımızdan bir tanesi Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri hukuk devletiyle ilgili ciddi problem var. Yargıya kimsenin güveni kalmamıştır. Bunu tekrar tesis etmezsek Türkiye'de hiçbir şey yapamayız. Tuz koktu noktasıdır burası. Dolayısıyla biz yargı ile ilgili ki bazı konularda da anlaşıyorduk. İşte HSYK yeniden oluşturulması, HSYK üyelerinin ikiye ayrılması, hakimler ve savcılar yüksek kurulu diye üyelerinin mecliste nitelikli çoğunlukla seçilmesi gibi anlaştığımız noktalar da vardı. Hukuk işleyecek. Yani hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nde olursa işte savcıya emredecek. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey mümkün değil. Bunları belki kendileri yaptılar. Bizim böyle yapacağımızı düşündüler. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edecek. Zaten önermiş olduğumuz devletin şeffaf olması ve denetlenebilir olması, kesin hesap komisyonunun kurulması gibi şeyler zaten devletin denetlenmesiyle ilgilidir, yargının işlemesiyle ilgilidir. Denetlenmeyecekler mi? Yani bunları düşündülerse bunu da açık bir şekilde ama biz demedik ki Erdoğan'ı saraydan çıkaracağız, işte çocuklarını şey yapacağız, öyle bir şey yok. Ama kim eğer bir suç işlemişse kendisi de ifade etti, niye benim oğlumla işte evlatlarımla daha sonra ifade etti, şey yapıyorlar, Bahçeli için söyledi. Bir suç işlemişse yargılanır. Bizim de istediğimiz budur. Kim suç işlemişse yargılanır. Varsa, yoksa niye yargıda atarım? Sayın Genel Başkanımız bu görüşmelerden önce önemli bir şey söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla intikam peşinde olmayacaktır dedi. Ve çok samimiydi. Çok samimiydi. Fatih Bey bir şey söyleyeyim. Bu hükümetin, bu Sayın Erdoğan'ın seçilerek geldi. Gidecekse seçilerek gitmesi gerekiyor, seçilmeyerek gitmesi gerekiyor. Türkiye'de şu kazanımdan asla geri dönüş yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söylüyorum, altını çiziyorum. Burada Genel başkan yardımcısı olarak açıkça söylüyorum. Hiçbir şekilde Türkiye'de hiçbir iktidar seçimin sandığın dışında bir şekilde gitmeyecek. İktidarlar seçimle gelir, sandıkla gelir, sandıkla gider. Bu iyi bir şeydir. Geçmişte başka şekilde gitmeler, bunu bir şey ima etmek için söylemiyorum. Yani bu anlamda söylemiyorum.
Yani siz sorduğunuz için söylüyorum. İşte yargı yoluyla cumhurbaşkanlarının yıpratılması, eskiden işte asker şöyle darbe yapardı, şimdi yargı aracılığıyla darbe yapılıyor, başka araçlarla darbe yapılıyordu, gönderiliyor falan. Hayır, öyle değil. Sandıkla gelir, sandıkla gider. Ama sandıkla gelen insan lausel değildir. Yani sandıkla... Cumhurbaşkanı'nın meşruiyeti konusunda sizin herhangi bir itirazınız Hayır, olmadı. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçilmiştir. %52 oy almıştır. Meşruiyetini niye tartıştıralım? Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartıştıran Cumhurbaşkanı'nın kendisidir. Cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı bir genel seçimde alanlara iner, parti genel başkanları gibi, genel başkanı gibi mitingler yapar, parti genel diye muhalefet partilerine alabildiği şeyler söyler, yapar, ederse onun meşruiyetini tartıştıran, bunun yanlış olduğunu söyleyen bir muhalefet partisi midir? Ana muhalefet partisi midir? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi midir? Kesinlikle ve kesinlikle biz Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmadık. Tam tersi, meşruiyet çizgisinde Cumhurbaşkanlığını yapsın dedik. Peki görüşmelerin başlangıcında siz Davutoğlu'nun samimi koalisyon istediğini düşünüyor muydunuz? Ya biz insanların içinden geçenleri, kafasından geçenleri falan okumuyoruz. Ama insan genel hissedir. Yani, oturduğumuz zaman okumuyoruz. Şimdi siz Sayın Genel Başkanımızın ifadesi, bunu kendisi de televizyonlarda, medyada ifade etti. Evet dedi, ben Sayın Davutoğlu'nun samimi olduğunu, samimi şekilde bunları oturup bizle konuştuğunu ve hükümet koalisyon, CHP ile koalisyon kurmanın Türkiye'nin lehine olacağını düşündüğüne inanıyorum. Sayın Genel Başkanımızın izlenimi budur. Dolayısıyla biz buna efendim işte şunu da şöyle demişti, böyle demişti de samimi değildi bir şey söyleyemeyiz yani. Kurmak istediği kanaatindeyiz. Ama kuramadı. Niye kuramadı peki? Kuramadı çünkü yani Türkiye'de Erdoğan vesayeti diye bir şey var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerinde. Şunu anlıyorum ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu lideridir. Etki eder. Güç kaynağıdır. Güç kaynağıdır, etki eder filan yani. Doğrudur. Ama bu bağ bu şekilde olmamalı. Artık Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhurbaşkanı. Başkan filan olmamıştır henüz. Yok öyle bir şey. Zaten 7 Haziran'da millet başkanlık sistem hani diyor ya anayasa 10 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimiyle yani halkın seçtiği bir cumhurbaşkanının gelmesiyle parlamenter sistem buzdolabına alınmıştır falan diyor ya. Şimdi 7 Haziran'da halk bunu iptal etti. Buzdolabına falan değil gömdü, yok etti. Bir daha başkanlık sistemi diye bir sistem Türkiye'de şu aşamada görünmüyor. Bu yok ortada. Dolayısıyla Sayın Erdoğan... Niye mesela bu önündeki seçimden AK Parti büyük bir başarıyla çıkarsa, 335 milletvekili elde ederse falan? Ya etmeyecek. Yani bizim görebildiğimiz, nereden söylüyorum ben bunu etmeyecek? Araştırmalardan görüyorum yani. Tam siyasi şeylerimizden, tahminlerden, projeksiyonlardan görüyoruz. Zaten bugün yapılan araştırmalarda bile Fatih Bey, yani AKP %40'ın üzerine çıkaran araştırmalar var. Ama hiçbir araştırmada... Kimse demiyor başkanlık sistemi istiyorum diye. 70'lere yakın bir oran ki bunların bir kısmı AKP'lilerin de yarısıdır. Başkanlık sistemi istemiyorum diye. Dolayısıyla başkanlık sistemi yok. Cumhurbaşkanlıdır. Kurucusu da olsa partinin işte her şeyde önemli de olsa ki önemlidir. Biz şey yapmıyoruz. Böyledir yani bu işler. ANAP'la rahmetli Özal. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da şeyleri devam etmiştir. Öyle de devam edebilir. Ama yani bir başbakan vardır, bakanlar kurulu vardır, partinin karar organları vardır. Onların karar vermesi gerekiyordu. Kim elbette Cumhurbaşkanı'na danışabilirler ama korkularla hareket edilmemeliydi. Yani burada Türkiye gerçekten öne alınmalıydı. Bakın Sayın Genel Başkanımız koalisyon kurulamadı. O gün bir basın toplantısı yaptı ve orada bu süreçleri anlattıktan sonra şöyle bir cümle etti. Türkiye büyük bir fırsat kaçırmıştır. Gerçekten Türkiye büyük bir fırsat kaçırmıştır. Bakın 12 Eylül'den sonra güçlü hükümetler geçti. ANAP hükümetleri, AKP hükümetleri ki bir ara tek başına referandumsuz anayasa değiştirebilecek çoğunluğa bile ulaştılar. Ama 82 anayasası değiştirilemedi. Bu ancak böyle bir hükümet tarafından yapılabilir. İki ana akım parti bir araya gelecekler ve Türkiye'nin ihtiyacı olan
demokratik, katılımcı, çoğulcu, Türkiye'nin Kürt meselesini, ekonomi tıkanıklıkları, sosyal devletle ilgili problemleri çözebilecek bir anayasa rahat bir şekilde yapılabilirdi. Bunun için de dünya yeniden keşfetmeyecektir. Mevcut yani bu dünyada nasıl oluyorsa biz de öyle yapacaktık. Bu büyük bir fırsattı. Bunu aşabilirdik, yapabilirdik bütün bunlar. Ve en önemlisi sadece koalisyonun kurulması bile kutuplaşmayı azaltırdı Fatih Bey. Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma var. İnsanlar düşmanlaşma noktasına geldi. Birini ak diyen öbürü kara diyor. Ve insanlar düşman noktasına getirildi, geldi. Bunun aşılması gerekiyor. Bakın sadece bu görüşmeler bile insanları rahatlattı. Sadece CHP ile AKP'nin görüşmesi bile rahatladı. Yani bunu herkes söyledi. Tabii o çok umut vericiydi. Yani şu açıdan toplumdaki kutuplaşmanın arasındaki fay hattının çok derin olmadığı, yatay düzen seçimlerinden hemen sonra bir anda bir yumuşama oldu. Kesinlikle. Ve onu herkese hissetti. Yani. Bu bir fırsattı. Bu bir fırsattı ve bir insanın beklentileri, hırsları dolayısıyla biz bu fırsatı teptik. Bu fırsatı kullanmadık. Bunun maliyeti olacak. Peki şunu soracağım. Diyelim ki seçim hükümeti için bile olsa bir araya gelseniz o da bir rahatlama sağlamaz mıydı? Bakın şimdi bu şu anlama gelirdi o zaman. Biz bir şeye karar ver, biz de bir partiyiz. Yani eğer Türkiye'nin temel meselesini çözecek bir koalisyon yapmayacaksak niçin AKP'nin şeyi olalım? Eksiği var da biz bu eksiğini tamamlayacağız. HDP ile görünmek istemiyor da biz bunu tamamlayacağız. Niye yapalım biz bunları? Yani biz de netice itibariyle siyasi partiyiz. Yani Türkiye'nin bir bakın, yani uzun bakın, vadeli kuruldu. Sorunları çözelim seçim, ama seçim hükümeti kuruldu. Anayasa gereği bir şey yapmadık. Ne yapacaklar bunlar? Yani zaten üçlü kararname ile değişecek şeyleri Başbakan Cumhurbaşkanı imzalamadıktan sonra olmuyor. Tabii. En basit belki zaten özel kalem durduruldu. Özel kalem evet. Özel kalem müdürünü bile değiştiremeyecek yani. Ne yapacak yani? 2 ayda, 3 ayda ne yapılabilir? Yapacak bir şey var mı? Yok. Niye biz Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ümidiyiz? Bakın şu anda 3 tane parti birbirlerine sert bir şekilde kavga ediyorlar. Hiçbir şekilde görüşemiyorlar. MHP, AKP, HDP. Cumhuriyet Halk Partisi herkesle görüşüyor. Herkesle konuşabiliyor. Ve herkesle Türkiye'nin meselelerini çözmek üzere masaya oturmaya hazır. Bu bir imkandır. Niye bu imkanı heba edelim? Yani eğer Türkiye ile ilgili bir şey yapmayacaksak, niye bir yaraya merhem olmayacaksak, niye bunu heba edelim? Girmedik tabii. Kısa süreli nasıl bir reform yapabiliriz kısa sürede? Böyle bir reform hocam. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani. Peki seçim hükümetinde yer almamanızın anayasa gereği oluşacak bir seçim hükümetine üye vermediniz. Gerçi size de sorun olmadı. Partinizden çeşitli isimler ilgiler yapıldı. Onlar da blok halinde reddettiler. Ve üçü de biz bu işin içinde olmayacağız dediler. Orada niye? Aynı gerekçeler. Aynı gerekçe. Aynı. Şimdi diyorlar ki efendim girseydiniz de Adalet ve Kalkınma Partisi işte seçimde devlet imkanları kullanıyor. Bunları engelleseydiniz falan. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yapamayacaklar ki. Müsteşarlar, bütün alt kademe, her şey onların elinde. Evet. Yok. Böyle bir hükümet yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor yani. Rutinler filan yani. Bakan duracak, o kadar rutinler. Başka bir şey yok işte. Yani aslında odada bir bakan olacak. Yoksa başka bir şey yok. Hayır, evet. O kadar. Başka bir şey yok. Çünkü yani zaten başbakanın genelgesiyle bütün kamudaki bütün atamalar duruldu. Yani yeni bakanlar hiçbir şey atayamayacaklar. Hiçbir şey yapamayacaklar. Zaten para harcama yetkisi, hiçbir şeyleri yok yani. Çok anlamsız bir şey olurdu bizim girmemiz. Nitekim görüyoruz işte. Bu bakanlar ne yapabilecek yani? Bu bakanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devlet imkanlarını kullanmasını engelleyebilecek mi? HDP'li bakanlar örneğin. Yok öyle bir şey yani. Dolayısıyla anlamsız olurdu bu. HDP'de iki bakan var. Evet. Fazla yok. Peki Tuğrul Türkeş'in girmesi nasıl buldunuz? Yani tabii başka bir parti, bir insan, yani Tuğrul Türkeş'in girmesi yadırgandı. Yani ben şahsen kişisel olarak da şey geldi bana yani. İşte bir parti, normal derken olumsuz anlam yüklemiyorum yani. Alparslan Türkeş'in oğlusunuz siz. Milliyetçi Hareket Partisi gibi babanızın her şeyi. Gerçi daha önce de parti ayrıldı, başka parti ayrıldı kurmuştu. Ayrıldı falan ama böyle bir şey yok yani. Sıradan bir parti, sıradan bir insan değil MHP'den. Tabii bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelmesi, işte devlet görevi, anayasa istediği geldi falan çok böyle izah edilebilecek. Ben seçmenini ikna edebildiği kanaatinde değilim. Siyaseten, siyasi etik, gelenekler yani herkes yadırgadı, ben de yadırgadım.
Peki İhsan Özkes'i yadırgadınız mı? Partinizin milletvekiliydi. Partinizde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, özellikle Cumhurbaşkanlığına ve Cumhurbaşkanı Sarayı'na en ağır eleştiri yönelten isimdi. 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Sarayı'na gitti. Daha önce peygamber gitmez diyordu. Bu kez içeride ne dedi? Hadisler var. Sünnetten izler gördüm dedi. Peygamber Efendimiz de olsaydı giderdi. Bugün olsaydı giderdi dedi. Ne oldu da İhsan Özkes partinizi aradı ve bu kadar keskin bir dönüş yaptı? Ben Sayın Baykal gibi Baykal'la ilgili yorum yapmadığım gibi burada yapmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Ben Sayın Özkes'ten olsaydım böyle bir şeyde susardım. Yani susması yakışırdı. Çünkü çok taze meclis kürsüsünden söyledikleri davranışları çok taze. Dolayısıyla yani sevenleri vardır, herkesin sevenleri falan, üzülmüşlerdir. Yani çok komik. Benim bilgisayarıma İhsan Bey, Sayın Özkes sürekli konuşmalarını, faaliyetlerini mail olarak gazetelere yollar. Benim bilgisayarıma yolluyor ve İhsan Özkes diye bir dosyada otomatik olarak onu topluyor. Bugün yine işte bir şey yollamışlar sabahleyin. Açtım, onu okuyunca alta doğru okumaya devam ettim. Ve hakikaten garip bir tablo çıkıyor ortaya. O gün söyledi, bugün söyledi böyle. Bir şey daha söyleyeyim siyasette. Siyasette işte peygambere referanslar, Atatürk'e referanslar, yani bu şekilde özellikle sizin yaptığınız ve izah etmekte zorlandığınız bir şeyi meşrulaştırmak için işte milli, millete mal olmuş, işte dine, dini olan şeyleri alet etmek, yani oralara referans yapmak filan da çok doğru bulmuyorum. Bunlar yanlış şeyler. Tabii kararı herkesin, her şey gözünün önünde oluyor. Bir de Hazreti Google diye bir şey var. Her şey her orada şey duruyor yani. Dolayısıyla hükmü millet verecektir burada. Öbür tarafta da inananlar için öbür tarafta da hüküm verilecektir yani. Peki şimdi geleceği nasıl görüyorsunuz? Çünkü bir yandan baktığınız zaman Türkiye'deki bütün siyasi partinin bugün ortak yönü, hiçbirinin içerisinde tam anlamıyla ne diyeyim bir huzur ortamı yok aslında. Biraz daha AK Parti tutarlı görünüyor. Hala bir Cumhurbaşkanı'nın da etkisiyle biraz daha suların durgun olduğu bir parti ama sizin partinizde sular kaynıyor. İşte geçen gün MGK'da sert tartışmalar olmuş. Yine galiba il başkanı toplantısından bir yerde bir ufak arbede çıkmış. MHP'nin içerisinde keza işte bir takım çatlaklar ortaya çıktı. HDP'nin başı terörle belada. Her ne kadar çıkıp işte biz silahlar bırakılsın diye çağrı da yapsalar, biz PKK'nın yaptıklarını da tasvip etmiyoruz deseler de onlar da PKK ile beraber görülmekten kurtulamıyorlar. En iyimser gözle bakan da diyor ki ya tamam iyisiniz, hoşsunuz da bir işe yaramıyormuşsunuz kardeşim. Yaraya merhem olamıyormuşsunuz. Sizde takan yokmuş. Sizin mahallede bile sizde takan yokmuş eleştirisi geliyor. Onlara da orada da durum karışık. Şimdi onları bir tarafa bırakarak CHP olarak size soruyorum. CHP seçime giderken parti içerisinde huzur bulabilecek mi? Seçim stratejisine Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay aldınız yeniden bir ön seçim yapmamak konusunda. Bu listeleri ne kadar etkileyecek? Kimler gidecek? Kimler gelecek? Evet. Bu konuda kafalar karışık mı? Bazı isimler çok merak ediliyor. İşte geçmişte alt sıralarda kalmışlardı. Partinin önemli sayılan veya kendini önemli sayan isimleri. Buralarda neler olacak? Önce son soruya ben cevap vereyim. Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Bu listelerde çok önemli değişiklikler olmayacak. Zaten bu sebepten dolayı böyle bir yönetmenlik değişikliği yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun mütalası soruldu. Listeler büyük ölçüde ön seçimde gelen arkadaşlarımız ve meclise girmeden tekrar seçim olmuştur. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olmayacak. Çok işte milletvekili çıkaramadığımız, işte fazla bekleyip de az beklediğimiz, İşte az bir oyla kaybettiğimiz gibi bazı yerlerde stratejik değişiklikler yapılabilir. Benim kanaatim, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği de bu. Bunun dışında fazla bir şey yok. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi, Rahat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi kaynıyor falan. Böyle değil benim kanaatim. Esas içi kaynayan parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Öyle mi? Güçle duruyorlar onlar. Güç yavaş yavaş azalmaya başladığı zaman asıl kavgalar, asıl problemler orada çıkacak. Çıktı bile, yavaş yavaş yansıdı. Daha büyükleri de yansıyacak. Ama bir başka partinin içiyle ilgili yorum yapmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat bir partidir Fatih Bey. Değişik düşünceler konuşulur, tartışılır.
ve bir karara bağlanır. Ondan sonra da bu karar uygulanır. Böyle olmadığı zamanlar vardı ama son zamanlarda hiç de böyle değil. Her şey konuşuyoruz. Bütün kurullarda her şey konuşuluyor. Ama bir karar alınıyor ve o karar uygulanıyor. Sayın Genel Başkanımız bu Cumhuriyet Halk Partisi bu noktaya getirmiştir. Evet, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan şeyler var. Ama bunlar işte bir klik, grup filan şeyleri değil. Kişisel şeylerle ortaya çıkmış, öfkesine bir iki şey söylenmiştir. Her yerde olabilecek şeylerdir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yeni çizgisi derken sosyal demokrat kitle partisi çizgisi. Şimdi o konuda haklısınız, şu yüzden haklısınız. Mesela herkes bu bakanlık meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi acaba fire verir mi falan filan diye düşünürken mesela Cumhuriyet Halk Partisi fire vermedi. Evet. Otoriter parti diye bilinen MHP'den fire çıktı. Yani vermez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 7 Haziran seçimlerinde herkes tarafından beğenilen işte sosyal demokrat bir partinin programı, vaatleri böyle olması gerekiyor. İşte tutumları, uslubu böyle olması gerekiyor diye bir testten geçtik. Oy aldık, alamadık, ortam farklıydı, ayrı bir şey ama herkes tarafından onaylandı. Nereden biliyoruz bunu? Araştırma sonuçlarından biliyoruz. Bunları test ettirdik, ne olduğu çok belli. Bu çizgide hani seçim nasıl gidecek falan, bu çizgide devam edilecek yani. Bu seçimin geçen seçimde tartışmaların ötesinde bu seçimde belirleyici olacak bazı konular var. Yani nedir bunlardan bir tanesi? Şu anda yani geçim sıkıntısı, işte hayat pahalılığı, ekonomideki durgunluk falan bütün bunlar var. Ama bunların ötesine geçen bir şey var, güvenlik, terör. Bu çatışmalar ne olacak? Yani 300-400 bin polisiyle, askeriyle, genç o coğrafyada, o kadar aile, onların akrabaları, herkes tedirgin. İşte orada yaşayan aileler. Dolayısıyla Türkiye şu anda en çok... Ne olacak yani, bir an evvel nasıl durabilir sorusu bu öndeme. Bu sorunun cevabı CHP'de var mı? Elbette CHP'de var. Nasıl var? Ve iddialı bir şekilde var bu sorunun cevabı. Hatta Sayın Genel Başkanımız dünkü bir programda açıkça altını çiziyorum, iddia ediyorum dedi. Bu sorunu çözebilecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. İnşallah bize de gelir de bize sorarız onu. Belki cevabını verir. Sorun. Ben ondan, ben döndüğü, dilimin döndüğü kadar cevap vereyim sordunuz. Bakın bu sorunun birkaç tane tarafı var yani. Bir Kürt meselesi diye bir meselesi var bu ülkenin. Yani bu işte kimlikten kaynaklanmış, asimilasyondan, inkardan, neyse demokrasi eksikliğinden tamamlanmış bir konudur. Bu konunun halledilmesi gerekiyor. Sosyal demokrat bir partinin de en temeli özgürlüklerdir ya. Yani. Hak ve özgürlükler. Hak ve özgürlüklerin peşinde gitmiyorsa Sosyal Demokrat Parti değildir o parti. Ayrımcılık ama bölgede yoksunuz. Bakın doğrudur, bölgede oy olarak yoktuk, o tarafa geçemiyorduk, edemiyorduk ama işler çok değişti. Şimdi bölgede herkes Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa bu iş olmaz diyor. Evet, bakın doğru. Geçtiğimiz günlerde 10-15 gün oldu, bölgeden esnaf sanatkar odalarının 40'a yakın temsilcileri geldi, başkanları geldi ve Sayın Genel Başkanımıza bir toplantı yaptılar. Herkesin dediği şuydu, Sayın Genel Başkan, yani bölgeden şu anda oy alamıyor olabilirsiniz ama 5 sene evvel, 10 sene evvel gelemiyordunuz da, gidemiyordunuz da. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes sizi orada istiyor. Ve CHP olmadan bu işin çözülemeyeceğini herkes söylüyor. Ne olur daha net, daha radikal bir şekilde taşın altına elini koyun diyor. Dolayısıyla oy da gelir. Şeyde değiliz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir parti olarak bu işin meclis zemininde, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde hak ve özgürlükler konusunu hiçbir şekilde kompleksiz bir şekilde çözmeye hazırdır. Ama buna rağmen bir terör olayı vardır. Bir sosyal demokrat partinin en temel ilkelerinden bir tanesi de hiçbir şekilde şiddetin siyasetin aracı olarak kullanılmamasıdır. Ama Türkiye'de şiddeti siyasetin aracı olarak kullanan bir terör eli silahlı terör örgütü var. Yani terörle mücadele de Türkiye'nin yapması gerekiyor. Nasıl yapacak bunu? Bunu yaparken de hukuk devleti içinde yapacak. Hak ve insan hakları ve özgürlükleri de dikkat ederek yapacak. Bunu yapabilecek taraf olmayan, bu kavganın içine bu şekilde girmeyen, yıpranmayan, güvenini kaybetmeyen Türkiye'nin kurucu partisi ve Türkiye'nin önemli badirelerden geçerken risk alan partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmak zorundadır zaten. Görevidir, tarihi peki, görevidir. Peki şunu merak ediyorum. Bölgede seçim güvenliği açısından sıkıntılar olduğu söyleniyor. Sizce bölgede seçim
yapılabilecek mi? Bölgede propaganda faaliyeti sürdürülebilecek mi? Bir yandan da mesela hükümet kanadının taşımalı oyla yapalım falan gibi bir takım yaklaşımları var. İktidar kanadının, hükümet demeyin, iktidar kanadının. 1 Kasım'da bölgede seçim güvenliği olacak mı? Bir defa taşımalı falan anayasal bir şey. Sen Cumhurbaşkanı ifade etti, öyle bir şey mümkün değil, yapamazlar. Bakın Türkiye daha kötü günlerde de zamanlarda da seçim yaptı. Evet, Türkiye yaptı. Seçimini yapar. Yani evet. Ben bunu şey yapıyorum. Ama seçim güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler olduğunu da kabul etmek durumundayız. 7 Haziran seçimlerinde çok açık biliyoruz. Yani herkes söyledi. Bunun için aldılar falan değil. Yani örgüt gerçekten silahlı gücünü kullandı. Şimdi ise hükümetin silahlı gücünü kullanacağına dair endişeler var. Yani bir taraftan örgüt kullandı, yanlıştır. İşte bir şeyde ne kadar oy varsa hepsi işte bir yere çıktı. Bunu silah zoruyla yaptı, baskıyla yaptı. Bir sürü söylentiler, tutanaklar, mahkemeler falan var. Ama şimdi de tam tersi bir şekilde işte 7 Haziran'daki gibi olmayacak diyor Cumhurbaşkanı. Bu sefer işte askeri, polisi falan kullanarak aynı şeyleri hükümet yapabilir mi diye. Yani bölgenin seçmeni, Türkiye seçmeni maalesef bir taraftan örgütün silahlı baskı, öbür taraftan da hükümetin aynı şekilde güç kullanarak bunu yapacağı endişesiyle girdiğimiz doğrudur. Ama bunun sorumlusu da hükümettir. Şimdi Kayseri ve Bolu tugayları, işte komando tugayları bölgeye gittiler. Orada şeyi sağlayacaklar. Seçim güvenliğini sağlayacaklar. Tamam, seçim güvenliğini sağlansın. Ama hiç kimse hile yapmasın. Seçim güvenliğini sağlıyorum diye seçmenin özgür iradesini, hani milli irade dediğim şey, ortaya koymasın. Hiç kimse engellemesin. Bunları tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak izleyeceğiz. Dünya da izleyecek. Türkiye artık öyle kapalı bir ülke değil. Türkiye'de olup bitenleri herkes izliyor. Vatandaş da izliyor. Biz gerçekten seçmene, halka, milletimize güveniyoruz. 7 Haziran seçimlerinde biz örgütledik, bütün sandıklarda falan bulunduk ama vatandaş, mahalle sonuna kadar sandığı bekledi. Oraları da gözleyecektir. Yani hiç kimsenin şeyi olmasın. Ben daha ileri gerçekten seçimi engelleyecek kadar büyük olayların, Allah korusun, yani böyle bir korku herkes taşıyor bu ülkede. Ama akli selim öne çıkacağını, dolayısıyla güvenli bir şekilde seçimi en azından Türkiye'nin büyük yerlerinde yapacağımızı, seçime büyük gölge düşürecek, ya çok büyük, bu seçim olmadı dedirtecek kadar büyük olaylar olmadan bu seçimi atlatabileceğimizi düşünüyorum. Neyse, daha seçime kadar inşallah konuşuruz. Bu ortamda program yapmaya devam edebilirsek. Çünkü de tatsızlaşan bir ortam var Türkiye'de. Bir yandan terör, bir yandan başka problemler. Sayın Bekir, çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilirim. Buyurun tabii ki. Bakın, birçok şeyi konuştuk. Basını konuşmadık. Bugün işte basın yayın organlarına, medyaya kadar uzanan bir operasyon gölgesi altında konuşuyoruz. Ya eğer basın gerçekten haber alma özgürlüğü, yorum, bunlar yoksa bir ülkede deminden beri konuştuğumuz şeylerin hepsi boşa gider. Yani en çok basına, yani serbest, hür basına sahip çıkılması gerekiyor bu ülkede. Mehmet Bey, şimdi o konuda bu hissiyatı benden daha kimse anlamaz. Çalıştığı gazeteye el konmuş. Çalıştığı televizyona defalarca el konmuş. Çalıştığı televizyona bir daha el konmuş. Ve 11'lerde de yazı yazmayan bir vatandaş olarak. Bunu benden daha iyi kimse anlayamaz. Ama bu konuda basının kendi içerisinde bir konsensüse varması lazım. Birimize yapılan hepimize yapılıyordur algısının herkese geçmesi lazım. Birisine yapıldığı zaman öbürleri alkışlarsa herkese teker teker yapılır bu. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük problemi de geçmişte kendilerine yapılanları şimdi başkalarına yapıyor olması. Daha vahşice yapıyor olması. En büyük problem budur. Peki, çok teşekkürler Sayın Bekiroğlu. Görüşmek üzere efendim. Evet izleyiciler, programımızı sürdüreceğiz. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Profesör Doktor Talip Küçükcan, AK Parti Adana Milletvekili az sonra konuğumuz olacaklar. Evet izleyiciler, programın bölümünde Mustafa Destici konuğumuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Mustafa Bey, sizin konuk alacağımı söyleyince maillerle falan şöyle şeyler. Dediler ki ya kardeşim, koca meclisteki partiler varken sen niye meclis dışında işte küçük oy oranına sahip bir partiyi alıyorsun? Ben ise bugünlerde küçük partinin daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü anketler gösteriyor ki
oy oranlarında fazla büyük değişimler yok. Ve yine buna göre de bütün partiler, küçük partileri kendi özellikle İktidar Partisi, küçük partileri kendi bünyesi içerisine katarak kaybetmiş olduğu 1 puan, 2 puanlarla yeniden iktidar olmayı hedefliyor gibi görünüyor. Ben biliyorum ki sizin partinizde böyle bir teklif geldi. Sizin partinize bir teklif geldi mi? Yani iktidar partisinden veya başka bir partiden ama özellikle İktidar Partisi'nden bir seçim işbirliği yolunda bir teklif geldi mi? Böyle bir görüşmeler oldu mu? Olduysa nereye vardı? Hala görüşüyor musunuz? Nereye varacak? Var mı ihtimali var mı? Müsaade ederseniz öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün adli yeni yıl açıldı. Evet. Bu yeni adli yılın tüm yargı mensuplarımıza, tabii bütün milletimize adalet dağıtmasını ve herkes için adalet. Çünkü adalet mülkün temeli. Adalet sistemimiz gerçekten çok zedelendi. İnşallah bu adli yeni yıl buna vesile olur diye temenni ediyorum. Dünya Barış Günü, tabii Türkiye'nin de hemen yakın coğrafyamızın barışa, kardeşliğe çok ihtiyacı var. İnşallah bu Barış Günü de buna vesile olur. Temennilerimizi ilettikten sonra sorunuza cevap vereyim. Tabii şu anda bize gelmiş böyle bir teklif yok. Siz gelmiş dediniz ama bize ulaşmış böyle bir teklif yok. Peki teklif gelirse tavrınız ne olur diye arkasından böyle bir soru gelirse tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii olmamış bir teklif üzerine çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Doğmamış çocuğa don biçilmez veya eski Genelkurmay Başkanı'nın deyimiyle kasaptaki ete soğan doğranmaz. Soğan doğranmaz. Ama şunu söyleyeyim. Biz tabii Büyük Birlik Partisi olarak 23 yıllık siyasi geçmişimizde hep millet çıkarını, memleket çıkarını, ülke çıkarını, parti çıkarının ve şahsi çıkarlarımızın önüne koyduk. Siyasi birliktelikte, yani bu seçim işbirliklerinde de deneyimli bir siyasi partiyiz. Evet. Yani bunları da daha önce gerçekleştirdik. Son seçimde de Saadet Partisi ile biliyorsun bunu yaptık. Eğer böyle bir teklif gelirse ülkemizin, milletimizin yararına, coğrafyamızın yararına bir sonuç çıkacağını görürsek elbette ki bunu biz istişare kurulmuş bir siyasi partiyiz. Kurullarımızda değerlendiririz. Ama şu anda bize gelmiş böyle bir teklif yok. Vallahi bunu bana söyleyen, yani böyle bir teklif olduğunu, daha doğrusu bu yönde bir niyet olduğunu söyleyen partinizin milletvekili adaylarından biri, İstanbul adaylarından bir tanesi bir gün ziyaretime geldiğinde dedi ki vallahi dedi bize de dedi bizim bloğu AK Parti sanki dedi kendi içinde görmek istiyor. Onlardan bu yönde dedi bir yaklaşım var bize diye bir milletvekili adayınız. Belki tabanda ya da milletvekili düzeyinde ya da genel başkan yardımcısı düzeyinde böyle görüşmelerde bu dile getirilmiş olabilir. Sizin girişte söylediğiniz gibi %1'lerin, 2'lerin %40'lara eşit olduğu, yani neticeyi etkileme açısından bu böyle bir seçime gidiyoruz tablosu var. Ama ben mesela sizin şu değerlendirmenizden farklı düşünüyorum. Aynı oy oranlarında meclisteki partilerin özellikle ben çıkabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bilime, ilme baktığımız zaman bilime değer veren insanlarız. Türkiye'de yapılan bütün erken seçimlerde bir kere iktidar partileri kayıpla çıkmış. Ya iktidarı kaybetmiş, 20 iken 2 olan var, işte 42 iken 33 olan var. Yani 3 puan, 5 puan, 10 puan ya da 20 puan bile kaybedenler olmuş. Ama özellikle bu son tabloya baktığımızda hem iktidar partisinin bu süreçteki tavrı, ana muhalefet partisinin ve diğer partilerin uzlaşmaz tavırları, efendim kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, neticede bir koalisyon kurulamadı mı? Çözüm üretilemedi. Dolayısıyla da ben milletimizin bunların hepsine birden bir fatura keseceğini düşünüyorum. Ama bu faturanın boyutu ne kadar olur? Sandığa nasıl yansır? Tabii bu konuda peşin bir şey söylemem doğru değil. Ama ben mutlaka bunun bir faturası olacağını ve kamuoyu araştırmacıları biliyorsunuz son seçimi bilemediler. Evet. Yani biri hariç veya ikisi hariç bilemediler. Yani o birisi hariç, ikisi de hani yakın sonuçlar ortaya koydular ama kesin birebir sonuçlar ortaya koyamadılar. Avrupa'da dünyanın daha ileri ülkelerinde daha yakın sonuçlar veriliyor. Ama mesela yani, İngiltere'de hiç yaklaşamadılar bile İngiltere seçimlerinde. Bazen böyle sonuçlar da oluyor İngiltere maalesef. İngiltere seçimleri de tamamen çuvaldılar. Evet. Yani onun için ben bu seçimlerin daha farklı bir neticeyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Tabii keşke gönül isterdi ki Türkiye tam demokratik bir anayasaya kavuşabilsin.
demokratik bir seçim kanunumuz olsun, siyasi partiler yasamız olsun, işte biraz önce size soran vatandaşlarımız gibi, eğer siyasi partilerimiz demokrasinin vazgeçilmez unsuruysa bunu oyla değerlendirmek veya da şu andaki tabloyla değerlendirmek doğru değil. Milletin iradesi belki 1 Kasım'da çok daha farklı yansıyacak. Biz bunları gördük. Yani 2 olan partilerin barajı aştığını, işte 7-8 olan partilerin iktidar olduğunu, birinci parti çıktığını, bütün biz bunları yaşadık. Evet, burada belki süre az. Yani o anlamda baktığınız zaman belki haklı yorumlar yapılıyor olabilir ama ben çok daha farklı bir neticenin bu seçimlerde çıkacağını düşünüyorum. Peki siz son seçime bir işbirliği gittiniz. Evet. Saadet Partisi'yle bir işbirliği gittiniz. Saadet Partisi ile işbirliğiniz size umduğunuz başarıyı, umduğunuz katkıyı, umduğunuz oranını getirdi mi? Yoksa bu işbirliği hani bazen 1+1=2 veya 2+2=6 eder. Bu işbirliği 2+2=6 mı etti yoksa 2+2=2 kaldı veya 2+2=1 mi etti? Nasıl oldu? Şimdi şöyle, biz tabii Saadet Partisi ile öncelikle ben teşekkür ediyorum. Başta Sayın Genel Başkan Mustafa Kamalak Bey olmak üzere bütün Saadet Partisi camiasına biz gerçekten ihlas ve samimiyet üzerine iyi niyetli bir seçim işbirliği yaptık ve güzel de bir kampanya geçirdik. Şu anda da o arkadaşlarla görüşmeye, fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Fakat tabii biz bir de ortada gerçek var. Yani sonuç alınacaksa bir işbirliği yapılır. Biz bununla ilgili araştırmalar yaptırdık ve bu araştırmalar bize o zaman ilk 3 firmaya araştırma yaptırdık. %8.3 civarında ben bu ittifaka oy veririm, bir o kadar da verebilirim diyenler vardı. Yani 15-16'lık bir potansiyel vardı. Dolayısıyla da sadece o sonuca da bakmadık. Bakın mesela burada siyasi partilerle ilgili oy verme veya oy vermeme eğilimleri var. Tamam. Fatih Bey. Bu evet. Metropol'ün yaptığı bir araştırma. Evet. Şimdi burada diyor ki kesinlikle oy veririm dediğinde Büyük Birlik Partisi'nin oyu %2 civarında. Evet. Saadet Partisi'nin oyu da %2 civarında. 4 etmesi lazım. Oy veririm diyenleri eklediğiniz zaman Büyük Birlik Partisi 5.6'ya çıkıyor. Saadet Partisi 3.3'e çıkıyor. Bu ikisi dolayısıyla topladığınızda 7.3 ve 5.6 sonuçlarını veriyor size. Evet. Yani biraz oy veririme potansiyeli getirdiğiniz zaman. Bir de partilerin maksimum potansiyel, buna mevcut potansiyel deniyor. Yani mevcut potansiyelimizi biz şayet almış olsaydık 7-5 daha 12.9 almamız lazımdı. Yani mevcut potansiyele göre. Bir de maksimum potansiyeller var. Yani bütün şartlar sizin lehinize gelişirse, konjonktür, işte baraj olmasa, hazine yardımı adil dağıtılsa, bütün bunlar olduğunda da Büyük Birlik Partisi Türkiye'de hala şu anda bakın %20.2 ile dördüncü. En yüksek mevcut potansiyel açısından dördüncü siyasi parti. Saadet Partisi de 16. Yani bu ikisinin belki ortak potansiyelleri vardır. Ama en az %20'nin üzerinde bir potansiyel var. Ben bunu söyledim. Yani bunu söylerken %20 alacağız demedim. Böyle bir potansiyel var. Buradan ne alabilirsek. Bizi bir daha ümide sevk eden bir şey oldu. Yine aynı araştırmada, Metropol'un araştırmasında oy verdiğiniz partiye herhangi nedenle oy vermeyecek olsanız hangi partiye oy verirsiniz sorusuna cevap olarak birinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi 8.9 ile çıkıyor. İkinci olarak Büyük Birlik Partisi 7.9. Buna en yakın parti ondan sonra 3.7 ile diğerleri 3.5 ile Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi CHP 2.9'da kalıyor. Şimdi dolayısıyla da buraya da baktığınız zaman bu sonuçlar bizi gerçekten çok ümitlendirdi. Ve biz kampanyaya başladığımızda yani bu seçim işbirliğini gerçekleştirdiğimizde anketler de bizi 5-6 gösteriyordu. Fakat biz yukarı doğru çıkma yerine aşağı doğru gittik. Bunun sebeplerinin en başında kamuoyu desteği alamadık. Yani barajı geçeceğimizi başta anket firmaları olmak üzere işte televizyonda konuşanlar yani kamuoyu oluşturanlar HDP'yi daha ön plana çıkarttılar. Yani ve bizim işbirliğimizin barajı geçemeyeceği gibi bir algı meydana getirildi ve biz yukarıya gitme yerine aşağı doğru gittik ve kemik oyumuzu aldık. Yani 2011'de iki partinin toplam aldığı oyun biraz üzerinde bir oyla seçimi tamamladık. Yoksa biz eğer kamuoyu desteği alabilseydik ve finans desteği olsaydı mesela işte diğer partiler Adalet ve Kalkınma Partisi 300 trilyon sade devletten aldı. İşte CHP 170 trilyon, MHP 70 trilyon parayla 7 Haziran seçimlerine girdiler. Size cepte ne varsa bir kuruş. Bakın
Ben buradan Anayasa Mahkemesi'ne de seslenmek istiyorum. Biz bu barajla ilgili başvuru yaptığımızda hazine yardımıyla ilgili de bir başvuru yaptık. Ve 2 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Anayasa Mahkemesi henüz bunu bir karara bağlamadı. Yani eğer biz seçimin adaletinden bahsediyorsak, o zaman bakın ben hazine yardımını bir kenara koydum. Yani hani %3'ün üzerinde, eskiden %7'nin üzerinde bu hazine yardımı, ama bunun 3 katını verdiler geçtiğimiz şeyde seçim yardımı olarak. Ya seçime 20 parti giriyor, siz seçim yardımını da 3 partiye veriyorsunuz. Bu adalet mi? O zaman nasıl bir aynı eşit ya da aynı performansı bekleyeceksiniz? Finans olmadan, bir de siyasetin finansmanın şeffaflığı konusu var. İşte bütün bunlar, bu seçim kanunun demokratikleştirilmemesi. Biz evet, darbeciler 82 anayasanın üzerinden 33 yıldan fazla bir süre geçti ama hala darbe anayasasıyla ve darbe yasalarıyla yönetiliyoruz. Ben onun için diyorum ki bu süre içerisinde 33 yıldır Türkiye'yi yönetenler de en az onlar kadar darbecidirler. Tabii. Çünkü ellerine geçti bu imkan. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına anayasayı değiştirme imkanı yakaladı. Daha sonra referandumla değiştirme imkanı yakaladı. Yine yapmadı. Dolayısıyla da bunlar yapılabilirdi. İstedikleri yasaları değiştirdiler. Ama maalesef seçim kanununa dokunmadılar. Baraja dokunmadılar. Çünkü işine giriyordu onu. Tabii milletvekillerinin tercihli sistemle seçilmesine dokunmadılar. Hazine yardımına dokunmadılar. Ve lider sultasının devam etmesini istediler. Bakın bugün en çok tartışılan konulardan bir tanesi nedir? Başkanlık sistemi, değil mi? Neymiş? Bazı bakanlar da söylüyor. Efendim başkanlık sistemine geçilseymiş bu hadiseler yaşanmazmış. Çok yanlış bir şey. Türkiye'nin bana göre temel problemi şu. Biz tam parlamenter demokratik sisteme geçemedik. Çünkü 82 anayasasını yapan darbeciler sivillere, evet 82-83 seçimleriyle Türkiye'yi bıraktılar ama devlet erkini ellerinde tutmak için güçlü bir cumhurbaşkanlığı getirdiler. Kenan Evren liderliğinde. Evet. Ve bütün yargıyı, efendim işte Danıştay'ı, Sayıştay'ı, üniversiteleri hepsini kendilerine bağladılar. Meclisi kendilerine bağladılar. Ve daha sonra gelen siyasiler de kendi cumhurbaşkanları olacakları günü hesap ederek bunu değiştirmediler. Türkiye'nin yapması gereken şu, tam parlamenter demokratik sistemi uygulayacak. Bunun için de cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması, Almanya cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahipse bizim cumhurbaşkanımız da o yetkilere sahip olduğu zaman iki başlılık da ortadan kalkar, yetki karmaşası da ortadan kalkar. Yani siz başkanlık sisteminin değil tam aksine cumhurbaşkanı yetkinin azaltılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Tabii biz tam demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü neden? Türkiye, bakın mezhebi farklılıklar olan bir ülke. Siyasi kutuplaşma yaşamış, 80 öncesi özellikle sol sağ kavgalarından çok bedel ödemiş bir ülke. Etnik farklılıkları olan bir ülke. Evet, hepimiz büyük Türk milletinin fertleriyiz ama altta etnik farklılıklar var. Dolayısıyla da herkesin yönetimde temsil imkanı yakalaması lazım. Ama siz başkanlık sistemine geçtiğiniz zaman, bakın ben muhafazakar bir insanım, milliyetçi bir insanım. Benim işime gelir çünkü sürekli sağdan bir başkan seçilir. Yani çünkü çoğunluk %70'e %30. Ama insan hakları açısından bakarsanız ve bizim İslam'ın özünden de bakarsanız, demokrasi açısından da bakarsanız, herkesi yönetime katmanın yolu şu anda dünyadaki sistemler içerisinde tam parlamenter, demokratik tam parlamenter ister. Bunun için anayasanın sivil demokratik bir anayasa olması lazım. Seçim kanununun ve siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi lazım. Cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması lazım. Yani tam parlamenter sistemde hangi yetkilere sahipse o yetkilere geri dönmesi lazım. Almanya Cumhurbaşkanı neyse öyle olmalı. Aynen öyle olması lazım. Yani temsil makamında bir cumhurbaşkanı olması lazım. Çünkü icra devam etmesi lazım. Peki bu genel şeyleri bırakıp tekrar somut güncel politikaya dönersek. Saadet Partisi işbirliğine devam edecek misiniz? Önümüzdeki seçim yine Saadet Partisi ile beraber hareket etme imkanınız var mı? Evet. Hadi bunu şunu söyleyeyim. Tabii biz Saadet Partimizle de meclis dışındaki diğer siyasi partilerden de şu anda bizimle seçime girmek isteyen partilerimiz var. Yani 29 parti açıklandı seçime katılmak için. Bunlardan 5-6 tanesi bizi ziyaret ederek Büyük Birlik Partisi çatısı altında seçime girmek arzularını dile getirdiler. Biz eğer bundan sonra seçim, yani meclis dışındaki siyasi partilerle bir işbirliği gündeme gelirse tabii ki adres Büyük Birlik Partisi çatısı olacaktır. Biz Saadet Partisi ile biraz önce söyledim. Görüşüyoruz Sayın Genel Başkanımızla da, diğer arkadaşlarla da. Bunu da kendileriyle oturup konuşacağız, istişare edeceğiz. Ve biz dediğim gibi böyle bir imkan bulursak, böyle bir imkan yakalarsak elbette bu işbirliğini devam ettirmek isteriz.
Bir yandan da Saadet Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliği yapabileceği iddiaları var ortalıkta. Bunlar konuşuluyor. Yani bunların konuşulması da seçim öncesi çok doğal olarak karşılıyorum, normal olarak karşılıyorum. Neticede Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi'nin de geldiği, milli görüş geleneğinden gelen insanların kurmuş olduğu bir siyasi parti. Ama milli görüş gömleği çıkar demişlerdi başlangıçta. Belki tekrar giymişlerdir, bilmiyorum. Tekrar yani. Peki yine geçen seçimden önce anketlerin ortaya koyduğu başka bir şey var. Sizin az önce gösterdiğiniz evet. Anketlerin gösterdiğine benzer başka bir şey vardı. Büyük Birlik Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir seçim işbirliğinin ve hatta bu için Saadet de olursa çok pozitif sonuç vereceği ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında yapılacak bu birleşmenin 20'ler civarında bir oy potansiyeli taşıdığı, yani 20'yi aşabileceği o zaman MHP'nin bazı anketler vardı. Sizde vardır o çalışmalar belki, bilmiyorum sizdeki ankette ama evet. Ben en az 3-4 tane böyle anket gördüm, hatırlıyorum. Yani böyle bir işbirliği çok pozitif sonuç verebilir diye. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber hareket etme imkanınız var mı bu dönemde? Ben tabii o dönemde bunu açıklamadık ama bizim o dönemde yaptırdığımız çalışma işte burada. Eğer böyle bir seçim işbirliği imkanı bulunabilmiş olsaydı 21.5 ilk... Bunu bütün anketörler söylüyor. Evet, sonuç buydu. Yani bizim de yakalamış olduğumuz sonuç buydu. Biz o konuda biliyorsunuz üzerimize düşeni yaptık. Ben hatırlarsanız şimdi değilse ne zaman diyerek Milliyetçi Hareket Partimize bir çağrıda bulundum. Fakat bu çağrımız o dönemde bir karşılık bulmadı. Şimdi o zaman mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden şöyle şeyler geldi. Resmi olmayan bazı söylemler geldi. Daha doğrusu duyumlar aldık. Dediler ki ya o kadar fazla milletvekili istediler ki bizim bunu verme ihtimalimiz yoktu. Ben tabii kimseyi incitmek istemiyorum da biz Milliyetçi Hareket Partimizle yaptığımız görüşmede kesinlikle milletvekili sayısı konuşmadık. Herhangi bir şart ileri sürmedik. Herhangi bir talepte bulunmadık. Yani asla bunu hiç kimse, siz de söylediğiniz gibi, bunu yetkili ağızlardan duyduğunuzu sanmıyorum zaten. Tabanda konuşuluyor olabilir. Ama kesinlikle zaten Milliyetçi Hareket Partimizin hiçbir yetkilisi de, üst düzey yetkilisi de bunu kamuoyuna ifade etmedi. Ama ben buradan söylüyorum, o dönemde de söyledim. Biz kesinlikle Milliyetçi Hareket Partimizle milletvekili pazarlığına girmedik. Herhangi bir sayı telaffuz etmedik. Herhangi Peki, üst düzey bir görüşme oldu mu? Bulunmadık. Üst düzey bir görüşme gerçekleşti mi? Gerçekleşti, evet. Yani belli bir süre gerçekleşti. Ama daha sonra bizim de anlayamadığımız bir sebeple kesildi. Ne dediler görüşmenin kesilmesine gerekçeleri? Bize hiçbir şey söylenmedi. Bir şey söylenmedi. Evet. Şimdi bir seçim hükümeti kuruldu. Evet. Hepimizin malum anayasa gereği bir seçim hükümeti kuruldu. Ha, şunu da söyleyeyim orada, haksızlık yapmayayım. Milliyetçi Hareket Partimizden de bize bir şart ileri sürülmedi. Yani biz onlara bir şart sürmediğimiz gibi onlar da... Ne görüştünüz peki o zaman? Bize bir şart... Ne görüşüldü? Da bulunmadılar. Yani şöyle olursa böyle olsun, böyle olursa... O görüşmelerini görüştünüz mü? İyi niyet görüşmeleri. Yani sadece böyle bir işbirliği olabilir mi? Sadece bunlar fikir teatisi düzeyinde kaldı. Yani bir dediğim gibi neticeye varacak bir bugün böyle bir işbirliğinin imkanları hala mevcut mu? Böyle bir şey olma ihtimali var mı? Şöyle, bir önce de ben söyledim. Biz böyle bir teklifle karşı karşıya kalırsak bize böyle bir teklif gelmiş değil. Biz bunu yetkili kurullarımızda görüşür ve istişare ederiz. Tabii ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, coğrafyamızın içinde bulunduğu şartlar ve özellikle son dönemde milliyetçi camiye karşı yapılan tutum ve davranışları göz önüne aldığımızda ben hani bunun imkanının yakalanabileceğini düşünüyorum. Peki tekrar aynı yere döneyim. Demin tam olarak soramadığım soruya. Partinizin eski genel başkanı evet. Sayın Yalçın Topçu, ki ben kendisini çok sever, beğenirim. Çok demokratik bir şey yapmıştı. Bir önceki seçimlerde gereken beklenen oyu alamayınca partiniz genel başkanlıktan kendisi zaten istifa etti ve daha sonra onun yerine siz geldiniz. Ancak daha sonra partisiyle arasında bir sorun mu oldu, bir uzaklaşma mı oldu? Çok orasını çok yakın izleyemedik. Belki kol kırılır yerin içinde diye çok da fazla bir şey söylenmedi. Kamuoyuna bir tartışma genişlemedi ama seçim hükümetinde yer aldı. Evet. Siz eski genel başkanın seçim hükümetinde yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii biz Türkiye'nin güçlü bir koalisyon hükümetini yakalamasını arzu ettik. Ama bu mümkün olmadı. Daha sonra seçim hükümetinin nasıl, hangi şartlarda kurulduğunu siz de biliyorsunuz. Yani evet. Siyasi partilere belirli sayıda milletvekili düştü. Oy oranlarına göre, milletvekili sayılarına göre. Buna Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi kabineye üye vermeyeceğini evet. açıkladı. Fakat buna rağmen Sayın Başbakan Milliyetçi Hareket Partisi'nden 3 kişiye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 kişiye teklif yaptı. Ben öncelikle... HDP'den de 3 kişiye. Tabii HDP'den de 3 kişiye. Ben öncelikle her ne kadar bu yasa müsaade etse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlarının açıklamasından sonra bu teklifin yapılmasını çok etik bulmadığımı o zaman da söylemiştim. Yani genel başkanlar düzeyinde böyle bir açıklama yapıldıktan sonra bu yapılan teklifler artık partilerin iç işlerine müdahale gibi anlaşılıyor. Ben onu şey gibi gördüm mesela. Kızı isteyeceksiniz, randevu istiyorsunuz kız istemek için. Kız diyor ki bizim size verecek kızımız yok diyor. Bunun üzerine kıza diyorsunuz ki sen kaç benimle. İşte o sizin benzetmeniz. Yani ben öyle bir benzetme yapmıyorum ama ben hani çok etik bulmadım işin doğrusu bu. Hani bunu da daha Sayın Başbakan mektup yazmadan da bunu ifade ettim. Yani bugün söylediğim bir söz değil, bir cümle değil. Bunun üzerine işte MHP'den Tuğrul Türkeş Bey kabinede yer alacağını bildirdi ve kabinede yer aldı. Tabii sürpriz olan şey Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı Yalçın Topçu'nun da bu seçim hükümetinde kabinesinde yer almasıydı. Tabii bazı basın yayın organlarında sanki Büyük Birlik Partisi'nin kontenjanı ya da Büyük Birlik Partili Yalçın Topçu diye evet. ifadeler zikrediliyor. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Yalçın Topçu'nun şu anda Büyük Birlik Partisi'yle bir ilgisi yok. Dolayısıyla da Yalçın Topçu Büyük Birlik Partisi'ni temsil etmiyor. Yani bunun net bir şekilde kamuoyu tarafından bilinmesi lazım. Yani kesinlikle sizin adınıza orada değil. Bizim adımıza orada değil. Yani bizi temsil etmiyor. Büyük Birlik Partisi'ni temsil etmiyor. Türk milliyetçilerini temsil etmiyor. Bir kere bunu net bir şekilde ifade edeyim. İkincisi, Yalçın Topçu niye orada? Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olduğu için orada. Yani başka bir sıfatından ama o zaman da biz Yalçın Bey'le birkaç evet. kez program yaptık. Onun dışında sohbetlerimiz oldu. O zaman da kendisinin o sıralarda başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir dostluğu, bir diyaloğu olduğunu hep ima eder, hep söylerdi. Programlara defalarca işte Tayyip Bey şöyle dedi, Tayyip Bey'le görüştü, Tayyip Bey böyle yaptı falan diye. O zamandan kalan bir dostluğu vardı bildiğim kadarıyla. Yani siz şimdi Yalçın Bey'in artık AK Parti'ye daha yakın olduğunu söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum, onu kendisi söylüyor zaten. Yani bütün programlarda 2014 yılında zaten partimizden istifa etmiş ve ondan sonra katıldığı bütün televizyon programlarında zaten resmi olarak AK Partili olmasa bile bir AK Partili gibi konuşmuş ve iktidarın icraatlarını övücü konuşmalar yapmış. Bunu herkes izledi. Sadece bunu ben söylemiyorum. Benim burada sadece söyleyeceğim şey şu. Yani eğer bu 2011'deki gibi bir operasyonsa milliyetçi camiye karşı ve her iki partiye karşı bir kere bu çok çirkin bir şey. Yani bu kabul edilemez. Yani gayri ahlaki bulurum ve böyle değerlendiririm. Yok bu İşte iki tane HDP'li milletvekili bakanlığı kabul etti kabinede. İşte bunu dengelemek için iki milliyetçi isim lazımdı. Onlar da bulundu ise hani belki bunun anlaşılabilir bir nebze de olsa siyaseten anlaşılabilir tarafı olabilir. Ama birinci dediğim gibi ise bunun anlaşılabilir tarafı da yoktur. Kabul edilebilir tarafı da yoktur. Ahlaki bir tarafı da yoktur. Yani benim ifade etmek istediğim şey şu. Bir de tabii ben burada şunu söylemek istiyorum. Sayın Topçu genel başkan olmadan önce ve genel başkan olduğu dönemde ebedi siyasi liderim dediği, ebedi olarak benim için artık siyasi lider Muhsin Yazıcıoğlu'dur evet, evet. Demesine rağmen bugün Muhsin Bey diye hitap etmesini biz bir saygısızlık olarak algılıyoruz. Ve dolayısıyla lazım. Da rahmetli şehit liderimize de Muhsin Başkanımıza da camiamıza da saygılı olmaya davet ediyoruz. Ne demesi lazımdı? Muhsin Başkanım diyecek. Ebedi siyasi liderim demişseniz bir kişiye o zaman sözünüzün arkasında duracaksınız. Yani ne diyorsunuz siz? Ebedi siyasi liderim. O zaman bu sözünüzün arkasında durmanız lazım. Yani benim söyleyeceğim şu. Yalçın Bey sizin de söylediğiniz gibi 2011 seçimlerine kadar partimizin genel başkanıydı.
ve Büyük Birlik Partisi 2011 seçimlerinde 23 yıllık tarihinin en düşük oyunu aldı. Yani birin altında ilk defa o seçimlerde oyu gördü. O da bu sonuç üzerine istifa etti. Ve bana göre de burada artık kendisi için siyasi ikbal açısından bir gelecek görmediği için başka sularda yelken açtı. Benim buna diyecek bir şeyim yok. Sadece Büyük Birlik Partisi camiasına yönelik politikalar yaparsa bu Büyük Birlik Partisi camiasına saygısızlık olur. Ama bütün kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum bir kere daha üstüne basarak. Topçu'nun bizim partimize hiçbir ilgisi yoktur ve buradan götürebileceği de bir şey yoktur. Şimdi size öyle diyorsun ama mesela bugün görüştüğüm bir AK Partili dedi ki Yalçın Topçu önemli isimdir. Parti içerisinde yani Büyük Birlik Partisi içerisinde çok kıymet arz eden isimdir. Orta Anadolu'da bize çok oy kazandıracak dedi. Buna benim aldığım büyük ihtimalle aday da olacak. Bunu yaşayıp orada görmek lazım. Yani bunu yaşayıp görmek lazım. Şimdi elbette ki zaten onun öyle söylemesi bile, milletvekilinin öyle söylemesi bile Topçu'nun hangi saikle bakan olduğunu gösteriyor o zaman. Yani oy kaygısıyla. Çünkü zaten bu seçim hükümetinden bağımsız dediğiniz kişiler bağımsız diyebilir misiniz? Bürokrat bile olsalar, işte Topçu gibi başka bir parti genel başkanlık dahi yapmış olsalar şu anda AK Partili olan kişiler. Dolayısıyla da 2000 bunu iyi kullandı Sayın Başbakan ve İktidar Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye vermemesini kabineye 2011 yani bu 1 Kasım seçimlerinde 2015 1 Kasım seçimlerinde kendisi için en iyi neticeyi nasıl alacaksa imkanı ölçüsünde öyle bir dizayn yaptı. Yani. Yani böyle bir dizayn yaptı evet. Onun için onu söylediği de benim söylediklerimi teyit ediyor şu anda. Yani siz Yalçın Topçu'nun oradaki varlığının Büyük Birlik Partisi oylarından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir kayma yapmayacağı kanaatindesiniz ve bizi orada temsil etmez diyorsunuz. Şimdi Fatih Bey bakın siz de çok tecrübeli bir yayıncısınız. Bu tür gidişler, gazetecisiniz, işte yayın da yapıyorsunuz, program da yapıyorsunuz. Bu tür gidişler siyasi partilere, geçmişte de bu tür gidişler yaşanmıştır. Ana partiye hiçbir şekilde zarar vermemiştir. Hatta tam tersine belli dönemlerde kenetlenmelere ve sahiplenmelere yol açmıştır. Zaten Yalçın Topçu 2011'den sonra 2014'te istifa etti ama ondan sonra zaten partimize herhangi bir katkısı olmazdı ki. Eğer zaten götürecek olsaydı bugüne kadar götürürdü. Böyle bir şey yok. Çünkü biz ondan sonra girdiğimiz seçimde 7.04 yani binde 7 almıştı 2011'de partimiz. Ondan sonraki 2014 yerel seçimlerinde biz %2 civarında oy aldık. Son seçimlerde ne aldığınız kanaatindesiniz? %2, 2.06. İki parti beraber. O oy ikimizin. Kaçar kaçar bölünür bu? Bölünmez. Yani bunun bölünmesi mümkün değil. O oy Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi'nin. Orada yani böyle. Saadet Partisi de 2.06, Büyük Birlik Partisi de 2.06 aldı. İşin yani birer birer bu diyemez mi? Mesela 1.5'a 0.7. Yani bunu söylemenin çok doğru olacağını düşünmüyorum ben. Yani bu oy Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi'nin oyudur. Peki şimdi bu işbirliği sürmezse ne olacak? Bu işbirliği sürmezse her iki parti kendi amblemleriyle seçime katılırlar. Ve dolayısıyla da mücadelelerini verirler. O zaman görürüz diyorsunuz. O zaman görürüz. Evet, tabii. Saadet'in peki AK Parti ile bir işbirliği yapma imkanını nasıl görüyorsunuz? Böyle bir olasılık hissediyor musunuz? Eski işbirliği yaptığınız parti olarak muhakkak bazı duyumlarınız, bazı hissiyatlarınız vardır. Yani biz de ben kendileriyle oturup görüşmüş değilim. Ama görüşeceğiz, konuşacağız. Onun için benimkiler de sadece duyum şu anda. Onun için de çok bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bugün Mustafa Bey de buraya gelmeden önce bir televizyon kanalındaydı. Kendisini de dinledim. Kendisi de eğer anlaşabilirlerse olabileceği noktasında bir takım mesajlar verdi. Çünkü benim duyduğum İslami camianın bazı önde gelen isimlerinin devreye girdiği ve böyle bir seçim işbirliği için Saadet Partisi'nin birkaç ismi AK Parti'nin aday göstereceği ve böyle bir seçim işbirliğinin altyapısının hemen hemen kurulduğu yolunda bazı duyumlar biz de alıyoruz. Bilmem yalan bilmem sahi ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyorum. Ben dediğim gibi yani diğer iki siyasi partinin yapacağı bir işbirliğinde benim çok fazla yorum yapmamın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
Peki siz tek başına seçime katıldığınız zaman ne sonuç bekliyorsunuz? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu koalisyon arayışları dönemindeki kararsız demeyeyim de kararlı hayırcı tavrının sizin işinize yaradığını düşünüyorsunuz. Mesela böyle bir koalisyon ihtimali olsaydı siz mesela böyle bir koalisyon partisi olur muydunuz eğer barajı aşmış olsaydınız? Şimdi şöyle, bakın Avrupa'daki hemen hemen bütün ülkeler parlamenter sistemle yönetiliyor ve bunların tamamı da yakında koalisyonla yönetiliyor. Dolayısıyla koalisyon bir uzlaşma kültürü. Biraz önce de bunu ifade ettim. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil imkanı bulsaydık, biz koalisyon imkanlarını sonuna kadar zorlardık. Ve bunu da becerirdik. Bakın, Büyük Birlik Partisi eğer güçlü bir grupta mecliste olursa, bugün Türkiye temel problemlerin hiçbirisini çözebilmiş değil. Terör problemini çözemedi. İşsizlik problemini çözemedi. Yoksulluk problemini çözemedi. Dış politikadaki problemlerimiz belki de tarihimizin en başarısız ve en kötü dış politika dönemini yaşıyoruz. Ermeni meselesinde kaybettik. Kıbrıs meselesinde bir netice alamadık. Kırım'ı kaybettik. Kafkaslara baktığımız zaman Doğu Türkistan'ın artık varlığını devlet nezdinde ağzımızı alamaz hale geldik. Şimdi dolayısıyla bütün bu sonuçlara baktığımız zaman bütün buralarda ufuk açıcı olan, ön alacak olan, yol gösterecek olan bir siyasi partiyiz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bugüne kadar hangi iktidar olursa olsun hep doğrularının yanında durduk. Hangi iktidar olursa olsun yanlışlarını da kendilerine söyledik ve uyarıcı bir pozisyonda kaldık. Şimdi biz eğer mecliste olsaydık mutlaka bu koalisyon hükümetinin kurulmasının önünü açar ve burada bir uzlaşmanın çıkmasını sağlardık. Bakın 95'te biz bunu sağladık. Evet. 95'te de bundan daha kötü bir bölünmüşlük vardı. Dağınıklık vardı ve Büyük Birlik Partisi 8 milletvekiliyle Türkiye'de hükümet kurulmasını sağladı. Bundan daha kötüydü durum. O zaman da ANAP'la işbirliği yaparak girmiştiniz. Evet, o zaman da ANAP'la işbirliği yaparak ve Büyük Birlik Partisi bakın özellikle AK Partili kardeşlerimin burayı iyi dinlemesi lazım. AK Parti seçmeninin. Biz 93 yılında Anavatan Partisi ile işbirliği yaptık. Meclise girdik. Fakat Refah Partisi'ydi o zaman. Şimdi ayrıldıkları parti, içinden çıktılar evet. Parti. Refah Partisi'ni iktidar yaptık. Evet. Refah Partisi'ni iktidar yaptık. Aynen öyle oldu. Daha sonra 28 Şubat oldu. Bakın herkesten fazla rahmetli şehit liderimiz, Muhsin Başkanımız, biz Büyük Birlik Partisi 28 Şubat vesayetine karşı çıktı. Ama 99'da biz meclis dışında kaldık. Evet. Yani ANAP'ın gösterdiği vefayı o dönemin Fazilet Partisi gösteremedi. Bu arkadaşların da içinde oldu. Hı hı. Daha sonra 2007 yılına geldik. 2007 yılında önce bize teklif edildi. Ben partinin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Yani dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri tarafından seçim işbirliği teklif edildi rahmetli Muhsin Başkan'a. Fakat daha sonra bu 367 krizi çıkınca, Cumhurbaşkanı krizi, oyların arttığını gördüler ve 3 milletvekilliği bile vermediler şeye, Muhsin Başkan'a. Ve Muhsin Başkan gitti, bağımsız aday oldu. Az daha çıkamıyordu. İkinci vefasızlık tabii. Bakın o dönemde üstelik o dönemde partinin içerisinde partiyi bir takım başka partilerle ittifak yaparak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarına son vermenin önünü alanlar şu anda AK Parti'de milletvekili ya da bakan. Bak öyle bir... Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Yani şimdi gerçekten bunu yani AK Partili kardeşlerimin iyi bilmesi lazım. Biz var ya vefayı hiç kaybetmedik. Tamam mı? Biz her zaman nerede dediğim gibi... Bir destek lazımsa doğru olduk işlerinde kimin olursa olsun hangi iktidar olsun. Bak Refah iktidarında da ANAP iktidarında da daha sonraki dönemlerde de doğruların hep yanında olduk. Geldik 2010 referandumuna. 2010 referandumunda Adalet ve Kalkınma Partisi bize bir şey mi verdi? Biz inandığımız için evet dedik. Evet dedim tabii. Ve bir takım teklifler istedik. Yani biz de bir takım maddelerin değişmesini istedik. Bunlardan bir tanesi de işte memurlarımıza grevli toplu sözleşme hakkı istedik. Evet. O dönemde kamuda başörtü yasağının serbest bırakılmasını istedik. Ve seçim kanunun demokratikleştirilmesi gibi bir takım şeylerde bulunduk. Tabii darbecilerin yargılanması, geçici 15. maddenin değiştirilmesi bunlar da bizim taleplerimizdi. Ve biz
iktidar partisi gibi seçim meydanlarında referandum için evet dedik. Evet, evet. Fakat biz sandık ki o dönemde bu 58'lik blok yeni anayasa değiştirmek için bir fırsata dönüştürülecek ve kullanılacak. Ama 2011 seçimlerinde bu yapılmayınca biz yeni anayasa için bizim kadar hevesli, istekli bir başka partinin olmadığını gördük. Yani Büyük Birlik Partisi olarak. Ve o dönemde hatırlarsanız Büyük Birlik Partisi'nin ekran yüzü de, programlardaki konuşmacısı da partinin genel sekreteri olarak bendim. Evet. Yani meydanlardaki konuşmacısı da. Şimdi bütün bu süreçlere baktığımız zaman Büyük Birlik Partisi hep doğruların yanında durdu. Hep krizlerde, aşılması gereken noktalarda milletin tercihi neredeyse orada durdu. Ve kim iktidarsa hiçbir komplekse girmeden doğru mu getirdin kardeşim, doğru bir iş mi yapıyorsun, ben senin yanındayım, doğrunun yanındayım sonuna kadar. Ama yanlış varsa da kusura bakma, ben yanlışını da söylerim. Çünkü benim siyasette var olma sebeplerimin başında bu geliyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Biz bir siyasi hareketiz. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Onun da üstünde bir siyasi hareketiz biz. Biz meclise giremesek bile, grup kuramasak bile, iktidar olamasak bile, eğer Türkiye yönetenlerin, iktidar olanların kim olursa olsun yanlışlarını tespit eder ve bunları söylersek, onlar doğruya yönelseler elbette ki daha mutlu oluruz. Ama yönelmeseler bile biz görevimizi ifa etmiş oluruz. Bizim böyle görülmemizi ve böyle değerlendirilmemizi ben istiyorum. Yani bir takım efendim propagandalara kanarak özellikle AK Parti tabanındaki kardeşlerimizin bu itibarsızlaştırma operasyonlarına prim vermemesini ben kendilerinden istirham ediyorum. Evet. AK Parti tabanından beklentiniz ne? AK Parti tabanından beklentim şu. AK Parti tabanı da bizde maalesef bir parti taassubiyeti oluştu Fatih Bey. Evet. Baktığınız zaman şu anda işte özellikle meclisteki siyasi partilere yani böyle oylar hani kamuoyu araştırmalarında da kitlenmiş gibi gözüküyor. Yani bir parti ne yaparsa yapsın, işte doğru da yapsa, yanlış da yapsa belli bir oy oranının etrafında dönüyor. Halbuki böyle olmaması lazım. Seçmenimizin bilinçli hareket etmesi hocam, lazım. Hocam o partinin başarısından mı yoksa diğer partinin başarısızlığından mı? Bunu da söyleyebiliriz ama burada aslında millete de büyük sorumluluk düşüyor. Yani ben milletimizin, seçmenimizin önemli bir kısmının maalesef daha duyarlı ve gerçekten daha uyarıcı oy kullanma kabiliyetini elde etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de. Yani biz bugüne kadar bakın seçmen dal kavukluğu da yapmadık. Yani doğruları söyledik. Doğru neyse ister hoşuna gider ister gitmez. Ama bunu yaparken de biz hiç kimseyi incitmedik. Mesela hiç kimse benim ağzımdan ya da benim parti sözcülerimin ağzından hiçbir başka siyasi partinin genel başkanı veya yöneticisi hakkında belden aşağı bir söz duyamaz. Evet biz en ağır eleştirilerimizi koyarız. Bu yanlıştır deriz. Ama asla şahsileştirmeyiz. Asla göz göze geldiğimizde, yüz yüze geldiğimizde utanacağımız bir sözü etmeyiz. Ya da kul hakkı denen bir şeye biz sonuna kadar inanırız ve tam olarak bilmediğimiz bir konuda asla yorum yapmayız. Yani bizim, bakın çok daha fazla şeyler söyleyebiliriz biz. Çok daha fazla bilgilere sahibiz biz. Ama biz devletimizi, milletimizi her şeyin üstünde inançlarımızı her şeyin üstünde görüyoruz ve bunlar dile getirildi. Bizim önemli meselelerimiz var. Onun için biz devletimizi de, devletin en tepe noktalarındakileri de yıpratmaktan ya da uluslararası emperyalist küresel güçler karşısında zayıf düşürecek hiçbir söylemin ve eylemin içerisinde bugüne kadar olmadık. Bundan sonra da olmayız. Çünkü Türkiye'nin büyük meseleleri var. Türkiye'nin hemen yakın coğrafyasında Suriye ve Irak gibi büyük meseleleri var. Ermeni meselesi var, Kıbrıs meselesi var. İçeride terör meselesi var, devasa bir terör meselesi var. Dolayısıyla böyle bir meseleler varken biz kendimizi ve partimizi düşünemeyiz. Elbette ki ülkemizi düşüneceğiz. Elbette ki milletimizi düşüneceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Destici. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı. Eksik kalan bir şey var mı? Söylemek istediğiniz söylemediniz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Tabii biz bu seçimlerin öncelikle ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için ve yakın coğrafyamız için hayırlar getirmesini ben İnşallah. Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
Tabii, peki bu seçimden çok farklı bir sonuç bekliyor musunuz? Yani iktidar partisinin yeniden tek başına büyük bir çoğunluk elde edeceğini veyahut da sonuçların tamamen değişeceğini, birilerinin çok azalacağını, birilerinin çok artacağını falan bekliyor musunuz? Ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Evet, bu seçimden bir sürpriz bekliyorum. Ama dediğim gibi bunu meclistekilerin lehine değil, meclis dışındakilerin lehine. Başta da Büyük Birlik Partisi'ne, bir önce söyledim, %20 potansiyelimiz var bizim, maksimum. Hı hı. Bu potansiyeli biz almaya çalışacağız. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bizim mesela kamuoyunda bu fırsatı verdiğiniz için, biz 28 Şubat'ta biraz önce de söyledim, gerçekten çok dik bir duruş sergiledik. Ve o zaman mesela partimizde rahmetli Muhsin Başkan'ı tarikatçı ilan etmeye kalktılar. Neden? Vesayete karşı bir duruş yapmıştık. Daha sonra Erkan Okon davaları başladı. Biliyorsunuz burada. Biz dedik ki ya kuruyla yaşlı yan yana koymayın. Yani burada. Evet, gerçekten Türkiye'de bir darbe girişimi oldu mu o dönemlerde? Oldu. Bugün de ben buna inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Çünkü Türkiye'de bir darbe geleneği vardı ve Türkiye'nin darbecileri vardı. Bunu yapmayı planladılar. Ama burada dediğim gibi kurunun yanında yaşta. Yani ne kadar iktidar karşıtı varsa bu sepetin içine atıldı. Attılar. Ne kadar efendim belli bir grup karşıtı varsa bu sepetin içine atıldı. Biz o zaman da bunları dile getirdiğimiz için bizi Ergenekoncu ilan ettiler o dönemde de. Evet. Şimdi bu dönemde de şimdi bir takım haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı çıktığımız zaman yine sırf sözümüzün etkisini azaltmak, sırf itibarsızlaştırmak adına, bizi küçültmek adına maalesef bir takım yaftalar ve yakıştırmalar yapıyorlar. Dolayısıyla da bunların hiçbirisi doğru değil. Biz dün neysek bugün de oyuz. Büyük Birlik Partisi rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkan önderliğinde, liderliğinde kurulduğunda hangi çizgiye sahipse, hangi fikri ve misyonu temsil ediyorsa bugün de aynı çizgide milim sapmadan devam ediyor. Bu fikri ve misyonu devam ettiriyor. Ben Sayın Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmalarda bir ilerleme, bir gelişme, bir farklılaşma var mı? Şimdi tabii o soruşturmalarda henüz beklediğimiz bir neticeyi alamadık. Yani sonuç olarak olay aydınlatılmadı. Aynen. Ama şu anda kamuoyuna bilgi olarak söyleyeyim. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında bir ana soruşturma dosyası devam ediyor. Yine Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığında bir mahkeme devam ediyor. 6 Ekim'de yine duruşması var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Ankara'da üst düzey, üst dereceli memurların soruşturması devam ediyor. Ona ilgili kurumlar izin vermemişti. Biz Danıştay'a giderek o izni aldık. Giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bana aslında 2013'ün sonunda bu soruşturmanın tamamlanacağını söylemişti ama 2015'in sonuna doğru gidiyoruz. Henüz bu soruşturma tamamlanmış değil. 6 seneden de fazla geçti. Askeri mahkemede de bir soruşturma olduğu bilgisini biz aldık. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda bir soruşturma var, devam ediyor. Dolayısıyla da biz bu soruşturmaların tamamını, mahkeme süreçlerinin tamamını hukukçularımızla birlikte, rahmetli Muhsin Başkanımızın eşi, ailesi, ağabeyi, diğer arkadaşlarımızın o hadisede, kazada, sabotaj her neyse, orada hayatını kaybeden diğer arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte takip ediyoruz ve bu olay aydınlanana kadar da ortaya çıkana kadar da araştırmaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Mustafa Bey çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Bir şey uyarıda bulundular arkadaş. Bir önce anketle ilgili bilgiler verdim. Şeye düşmeme kadar sizi de sıkıntıya sokmayalım. Bu anket çalışması Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlaklandırma yöntemiyle 7-12 Mart 2015 tarihleri arasında toplam 2582 kişiyle yapılmıştır. Kimin için yapılmıştı bu? Efendim? Kim yaptırdı bu anketi? Esas önemli olan o. Bu anketi bizim bir arkadaşımız resmi olarak yaptırdı. Yani bu faturalı yaptırılmış Metropol Araştırma Şirketi'ne kadar özel yaptırılmış bir ankettir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ olun. Sağ olun. Zaten geçmiş seçim olduğu için çok da önemli değildi kimin adına yapıldı. Değerli izleyiciler bir kısa ara vereceğiz. Arkasından Profesör Doktor Talip Küçükcan, Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili konumuz olacak.
hem hükümetin kuruluşunu hem koalisyon görüşmelerini ama özellikle de seçime doğru giderken, ülke seçime bugün itibariyle tam 2 ay kalmışken neler olduğunu, neler olabileceğini konuşacağız az sonra. Evet değerli izleyiciler, az önce yayınladığımız anketle ilgili uyarılar geldi de kimin için yapıldığı, ne zaman yapıldığı, kaç deneyime yapıldığı, kim yaptı diye bu bilgileri vermek lazım. Evet vermek lazım ama eğer önümüzdeki seçime ilişkinse vermek lazım. Bu anket geçen seçimin anketi. Yani bunun üzerinden bir seçim geçti. Eski bir anket, o yüzden de çok önemli değil ama gidip yine de tedbiren YSK'nın ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kurallarına ne olursa olsun uymuş olalım diye onu da tekrar hatırlatıp geçtik. Ve bu bölümde konuğumuz AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Talip Küçükcan. Konuğumuz Talip Bey, hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey. Çok genç görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. İnsan yaptığı işi severse ve inanarak yaparsa biraz herhalde genç kalıyor. Hemen ben siyasete gireyim. Az önce Sayın Bekiroğlu'yla da konuşup konuyu. Koalisyonun kurulmaması. Her iki taraf birbirini koalisyonu istememekle suçluyor. Şimdi başlangıçta mesela şunu biliyorum ben. CHP tabanında bir koalisyon ihtimaline yönelik çok ağır tepki vardı ve CHP yönetimini suçluyorlardı. Niçin görüşüyorsunuz diye. Fakat görüşmelerin sonuna doğru CHP tabanı koalisyondan yana tavır alırken AK Parti tabanı siz CHP ile koalisyon kurmayın, MHP ile kurun noktasına doğru ilerledi. Acaba koalisyonun kurulmamış olmasında AK Parti tabanının CHP ile koalisyona karşı çıkmış olmasının, karşı durmuş olmasının bir etkisi var mıdır? Fatih Bey, seçimlerden hemen sonra herkes kendi seçim bölgesinde, bütün milletvekili arkadaşlarımız aslında kısa bir araştırma yaptı. Ben de kendi seçim bölgem olan Adana'da 15 ilçeyi hemen mesela taradık. Partideki yönetici arkadaşlarımızla, seçmen tabakasıyla, çeşitli kesimlerle görüştük ve bütün görüşlerimizi Sayın Başbakan'a ve parti yöneticilerine aktardık. O zaman şöyle bir manzara vardı ortada. Yalnız hiçbir görüşme başlamamıştı henüz. Bizim seçmenimizin ve parti teşkilatlarının büyük bir kısmı erken seçimi denemenin yararlı olduğu kanaatindeydi. Hı hı. Bu bir. İki, eğer zorunlu olarak Sayın Başbakan'ın tercihi eğer bir koalisyona yanaysa bu koalisyonun MHP ile kurulmasının tercih edildiği yönündeydi. Ama tabii bu Adana için geçerli. Adana biraz daha milliyetçi muhafazakar tabanlı olduğu yer, yani tabanlar itibariyle MHP'ye daha yakın. Cumhuriyet Halk Partisi ile diyelim ki %80 MHP'li istiyorsa %20'lik bir kesimde Cumhuriyet Halk Partisi ile olabilir diyordu. Şimdi biz bu kanaatleri Sayın Başbakanımıza aktardıktan sonra Sayın Başbakan'ın bütün milletvekillerine şöyle bir talimat oldu. Sizden istirhamım, sizden ricam, size talimatım, hiçbir parti hakkında, hiçbir parti lideri hakkında ileri geri konuşmayacaksınız. Hı hı. Yarın bir gün biz onlarla masaya oturduğumuz zaman bizim yüzümüzü kızartacak, bizi utandıracak bir şey söylemeyeceksiniz. Evet. O gün bugündür bakın AK Parti çevrelerinden, AK Parti'nin milletvekillerinden, teşkilatlarından, diğer partiler aleyhine, diğer partilerin liderlerini eleştirecek pek söz duymuyoruz. Bu hala devam eden bir aslında ilke. Belki de siyasette de yeni bir üslubun, yeni bir dilin kurulması. Evet, CHP de bu ilkeyi benimsemiş. Elbette. İki parti de çok nazik ve kibar bir şekilde bunlar devam ettirildi. Hatta en son Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Davutoğlu arasında bir işte torunlar üzerinden konuşmalar geldi. Telefonda fotoğraf bu son derece bakmışlar. İnsanidir ve gerçekten de siyaseti yumuşattı. Dolayısıyla koalisyonların başlangıcında konuşmaların daha müzakereye geçilmeden önce böyle bir taban baskısı veya tercihi söz konusu değildi. Onu ifade etmekte yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi ile olan görüşmelerde iki temel noktada anlaşmazlık olduğu görülüyor. En azından AK Parti açısından bakıldığında. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından üretilen söylemler. Anayasal çerçevesine çekilsin, Cumhurbaşkanı çok dahil oluyor siyasete gibi söylemler vardı. Burada AK Parti ilk baştan itibaren şunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan eğer birilerine hesap verecekse millete hesap verecek. 2019'da biliyorsunuz tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu konuların gündeme gelmesi lazım. Siz sahalara inersiniz, aday gösterirsiniz ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili tartışmaları o boyutta sürdürürsünüz. Ama hükümet kurma boyutuna taşıdığınız zaman bunu AK Parti tabanında hala şu var. Belki siyaseti doğru okumak açısından da bu önemli. Recep Tayyip Erdoğan figürü AK Parti için önemli bir figürdür ve vazgeçilmez bir figürdür. Partinin kurucusudur ve 9 seçimde partiyi başarıdan başarıya koşturmuş bir insandır. Dolayısıyla AK Parti seçmeninden ve tabanından bir taraftan Cumhurbaşkanı ile ilgili bu tür konuları gündeme getirip hem kendisini hem ailesini hem de makamını yıpratıp diğer taraftan da koalisyon görüşmelerine oturmak aslında çok gerçekçi değil.
O nedenle bu konuda mesela Sayın Başbakan'ın hem grup toplantılarında hem de diğer zamanlarda hatırlatmalar oldu. Bu konunun gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Burada AK Parti açısından anlaşılmayan şöyle bir durum var aslında. Bir seçimde gelen Cumhurbaşkanımız var. Anayasal sınırlarının çekilmesinden bahsediyor ama anayasanın kendisine verdiği yetkileri de biliyoruz. Evet. Hani bu programda da bahsedildi, bu yetkilerin fazla olduğu söylendi ama bunlar tartışılabilir. Yani yetkilerin fazla olduğu konuşulabilir. Az olduğu konuşulabilir. Ama yetkilerin aşıldığı konusu gündeme geldiğinde bu AK Parti tabanında pek aslında karşılık bulmuyor. Ve burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 152'lik oyla ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasi tarihimizde seçimle gelmiş birisi ve geldiği andan itibaren de klasik, alışageldik, pasif, sadece önüne geleni onaylayan bir cumhurbaşkanı olmayacağını da açıkça söylemişti hatırlarsanız. Bunu söylediği için bir cumhurbaşkanı anayasal sınırları aşıyor, anayasal yetkilerini aşıyor dememiz mümkün değil. Bu bir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de pek çok konuda sizin de zaman zaman köşenize taşıdığınız Kürt meselesinden tutulan din özgürlüklerine kadar, azınlıkların haklarına kadar bu memlekette tabuların yıkılmasında liderlik yapmış bir siyasi figür. Şimdi Türkiye'nin çeşitli meseleler olduğunu konuşuyoruz farklı platformlarda. Siz gazeteci olarak bunu konuşuyorsunuz. Ben siyasetçi olarak konuşuyorum. Akademide üniversite hocamız bunu konuşuyor. Taksici arkadaşımız konuşuyor. Gazeteci arkadaşımız konuşuyor. Toplumun her kesiminde, kahvehanede bile konuşuluyor. Bu hak herkese ait bir haktır. En azından bir vatandaşlık hakkıdır. Ve belirli pozisyonlarda olan insanların pozisyonlarının gücüne tekabül edecek şekilde bunu gündeme getirmeden daha doğal bir şey olamaz. Kürt meselesini başbakan konuştuğu kadar Cumhurbaşkanı da konuşur. Ekonomiyi konuşur. Dış politikayı konuşur. Buna rahatsız olmak gerektiği. Orada rahatsız gelen gerekiyor. Şu oldu galiba. Tarafsızlık yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi parti lehine tavır alması, bir siyasi parti veya bir başka siyasi parti içinden çıktığı siyasi parti dışındaki partiler aleyhine de eleştirel yaklaşımda bulunması galiba esas mesele. Fatih Bey, siz dobra dobra konuşmayı seven ve dobra dobra soru sormayı seven bir insansınız. Belki o nedenle de programınızı çok seyrediyorum. Şimdi bu soruya şöyle bir soruyla karşılık vermek lazım. Türkiye'de hangi cumhurbaşkanı siyasi pozisyon almadı? Hangi cumhurbaşkanı Türkiye'nin kritik konularında sessiz kaldı? Demirel 28 Şubat'ta pozisyon aldı mı, almadı? Aldı. Aldı değil mi? Bunları gördük. Veya diğer Sezer, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinin ilk zamanlarında müsteşar bile atatmadı. Bunların hepsi siyasi pozisyon almaktır. Dolayısıyla bir aslında bir şey söyleyeyim şimdi. Mesela bu Sezer birkaç şey daha söyleyebilir miyim bu konuda? Özür dilerim. Tabii söyleyeceksiniz. Fakat mesela ben Sezer'in rakamlarına baktım. Öyle söylendiği kadar fazla bir şeyi yok Sezer'in. Vetosu yok. Yani Sayın Gül'ün vetosu 2 galiba. 2 vetosu var bütün Cumhurbaşkanı boyunca. Sayın Sezer'in de galiba 6 vetosu var. Vetodan daha önceki dönemlere bir bakalım. Yani biliyorsunuz müsteşar yardımcılıkları gibi bazı makamlara atanmak Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen şeyler. Bunların yani neredeyse ülkeyi yönettirmeyecek hale gelen pozisyonlar alındı memlekette. Ve şunu da unutmayalım, Türkiye'de bu gelenek yeni bir gelenek. Daha önce bizde cumhurbaşkanlarının büyük bir çoğunluğu asker emeklisidir biliyorsunuz. Evet. Ve bunların biz pozisyon almadığını söyleyemeyiz. Yani Atatürk cumhurbaşkanı iken, İnönü cumhurbaşkanı iken pozisyon almadı mı siyasi pozisyon? Tercih etmedi mi birilerini? Ettiler. Buradaki mesele ettiği tercihin hukuk sınırları olup olmadığına bakmamız lazım. Ben cumhurbaşkanının bir siyasi kişilikten geldiğini ve bir siyasi pozisyon alma hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Sayın Abdullah Gül bunu yapmadığı için alışkın olmadığımız bir yöntem var. Alışkın olmadığımız bir üslup var aslında. Sayın Gül bu konularda daha belki farklı bir tavrı vardı. O nedenle Cumhurbaşkanı... Sayın Gül de mesela AK Parti'nin her şeyine evet dedi. En tartışma yasaları bile hemen muhalefetin karşı yasaları bile onayladı. Ama dikkat ederseniz bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirenlerin büyük bir kısmı o konuda Sayın Gül'e biraz daha yumuşak buluyorlar. Neyse yani işin bir tarafı bu. Bir Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanı kişiliği ya AK Parti tabanında Erdoğan figür önemli bir figürdür. Tabii ki hiç. Asla vazgeçeceği bir figür değildir. Vazgeçemez. Dolayısıyla bunun üzerinden siyaset yapıp bunun üzerinden masaya oturursanız... AK Parti'nin gücünün kaynağının önemli bölümü tabii, Erdoğan'dır yani. Tabii. İkinci önemli konu ise şuydu gördüğümüz kadarıyla. Şimdi eğer bir koalisyon olacak olursa bu koalisyonu nasıl isimlendirmemiz lazım? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki restorasyon hükümeti dememiz lazım buna. Bakın. Restorasyon hükümeti demek AK Parti'nin gireceği bir hükümete AK Parti'nin 13 yıllık yaptığı her şeyi inkar etmesi anlamına gelir. Ama yani, Sayın Bekir dedi ki o isimler önemli değil dedi yani reform, restorasyon, nasıl isim olmaz bile vermeyebilirdik dedi yani o noktaya gelemedik dedi. Fatih Bey bakın ama bu toplumdaki algısı, seçmeninizdeki algısı farklıdır, tabanınızdaki algısı farklıdır. Bu söylemler ortaya çıktıktan sonra AK Parti tabanında kıpırdanma olur. Siz Cumhurbaşkanı ile ilgili bir şey söylediğinizde çünkü biz uzun süreler sahadaydık.
mitingler yaptığımızda Recep Tayyip Erdoğan ismi zikredildiğinde oradaki aldığımız tepki var. Sayın Başbakan'ın ismi zikredildiğinde aldığımız tepki var. Dolayısıyla biz tabanda Tayyip Erdoğan'ın karşılığının çok geniş ve ciddi olduğu, derin olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla restorasyon meselesi de şudur. Biz kendi seçmenimize ve Türkiye'ye hep şunu anlattık. Yeni bir Türkiye inşasına söz diyoruz. Okullarıyla, havalanlarıyla, hastaneleriyle, sosyal politikalarıyla, yurt içinde ve dışındaki yapılanlarla yeni bir Türkiye yüzünden. 2013, 2023, 2071 hedefleri koyan bir Türkiye'nin siz diyorsunuz ki ya biz 13 yıldır bir enkaz devralıyoruz, bunu restore edelim. Restorasyon dediğim şey şudur. Bu sizin stüdyonuzda duvarda delik açılır, damı akmaya başlar, işte tabanı çürümeye başlar. Restorasyon bunu ayağa kaldırmak demektir. Şimdi AK Parti ile kurulacak bir koalisyon hükümetine restorasyon hükümeti demek, bunda ısrarlı olup olmadığını bilmiyorum tabii. Yani biz bu, ben bir milletvekili olarak konuşuyorum burada. Tabii bu görüşmelere katılan milletvekili arkadaşlarımız, komisyon başkanları daha da detaylı ilerleyen dönemlerde belki bu konuları paylaşacaktır ama yani restorasyon hükümeti denmesi bu açıdan AK Parti kendini inkardır. Görünmüyor. Evet, kendini inkardır. Yani AK Parti böyle bir inkar içerisine giremez çünkü AK Parti paradigma değiştiren bir parti olarak gündeme geldi. Yani dış politikada paradigmayı değiştirdi. Evet, eleştirilen yönler var ama yani pek çok ülkeyle vizenin kaldırılması, ki bugün de bir ülkeyle vizeler kaldırıldı. AB ile görüşmelerde çok büyük reformların yapılmış olması, sınırlarımızda neredeyse artık coğrafi sınırlar olmakla beraber bir ekonomik entegrasyona doğru giden bir yola doğru gitmemiz. Bugün bu dediğiniz bir tek şey Kuzey Irak için geçerli. Evet, ama çok önemlidir. Yani bugün Kuzey Irak'ta 2500 tane Türk şirketi iş yapıyorsa bu önemli bir durumdur. Yani bakın, ama şimdi daha bu pek bölgede çok ülkede sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Yani sıkıntı yaşadığımız ülke Suriye'dir bu coğrafyada. Onun dışındaki Ermenistan, hangi ülkeli? İran. Ama ya bakın, Ermenistan'da olan sıkıntı yeni bir şey değil ki. O AK Parti'nin devraldığı, hatta futbol diplomasisiyle başlayan ve bir takım çok güzel şey olacak dendi, olmadı. Ve bakın, yine bu konuda en önemli adımları yine AK Parti atmıştır. Bundan geçen yıl da bir yıl önce biliyorsunuz Ermeni soykırım iddialarına aslında biraz da cevap olması hasebiyle yeni argümanlar geliştirildi. Yani bunlardan bir tanesi adil hafıza meselesi. Bu literatüre giren konulardır bunlar. İkincisi, geçmişte hayatını kaybedilen insanlarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın devletin ilk defa farklı dillerde, üstelik biliyorsunuz, yayınladığı bildiriler oldu, yayınladığı taziyeler oldu. Bunlar aslında halbuki sembolik olarak önemli şeylerdir. Hepsini kabul ediyoruz. Dolayısıyla yani hani İran'la ilgili konuya gelince mesela bu çok önemlidir. Bunun altını ayrıca çizmek lazım. Bakın, İran nükleer silah geliştirme konusunda, nükleer enerji geliştirme konusunda biz 2009 yılında... Arkasına durdu gelen. Bu önemlidir ama bakın. Arkasına durduk, sonra papaz olduk, bakın, ama niyeyse. Papaz biz İran'la papaz olmadık. O konuda papaz olmadık. Yani o konuda olmadık. Dış politikada şu gerçeği görmemiz lazım. Dış politikada ülkeler arasındaki ilişkiler her bağlamda mükemmel olmayabilir. Her bağlamda iyi gitmeyebilir. Bakın, bizim Rusya ile ilişkilerimiz enerji bağlamında çok iyidir, değil mi? Evet. Ama Suriye bağlamında iyi değildir. Dolayısıyla ülkelerle ilişkilerimiz böyle siyah beyaz şeklinde tanımlamamak lazım. İran'la ilişkilerimize baktığımız zaman bunu görürüz. Bakın, dün bizim dünyada işte Brezilya ile beraber o anlaşmayı sağladığımız aynı şartlarda bugün Batı o anlaşmayı imzaladı İran'la. Bakın, aynı şartlardır. Ama Türkiye imzalattığı için onu Brezilya ile beraber Batı dünyası sırtını çevirmişti. Bugün aynı Batı dünyası İngiltere'de başta olmak üzere büyükelçilik açmaya başladı İran'da. Bunu bir düşünmemiz lazım. Ama mesela İran, Türkiye'nin... Hayır, Türkiye'nin sorunu yok. Ama İran'da müthiş bir Türkiye karşıtlığı oluştu. Ha babam Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorlar. Ha babam bir şeyler söylüyor. Yani ben demiyorum ki İran haklıdır, haksızdır. O başka bir şey. Benim söylediğim şu. Diyorum ki dış politikada bazı şeyler yolunda gitmedi. Türkiye bunda kötü niyetliydi. Türkiye yanlış yaptı falan iddiam yok benim. Belki karşı taraf kötü niyetliydi. Belki biz karşı tarafı yanlış değerlendirdik. Fazla değer verdik. Fazla olumlu davrandık ama sonuçta sorunlar çıktı bu elbette ülkelerle. Bu gayet doğaldır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'nde, Almanya'nda dış politika sorunları yaşadığı ve yeni sorunlar olacağı ülkeler olabilir. Bu gayet doğal bir şey. Yani dış politikadaki aktivizmin ürünüdür bu. Eğer siz dış politikada aktivist değilseniz, iddianız yoksa, adım atmıyorsanız karşınıza kimse çıkmaz. Hiçbir güç çıkmaz. Ama siz bugün 2012'de işte diyelim ki 10 tane olan büyükelçilik sayısınızı, bu metaforik bir rakam, yani rakamları tam bilmiyorum ama 2014 yılında şu kadar sayıya getirdiyseniz, Afrika'da dün uçmadığınız yerlere bugün hep uçuyorsanız, THY uçuyorsa, bu bir şey ifade ediyor Fatih Bey. Yani hem ticari olarak genişliyorsunuz, hem siyasal etki alanınızı artırıyorsunuz. Bu insanların, siz alan açtıkça başkalarının alanını kapatıyorsunuz. Bakın, burada birkaç önemli hususa işaret etmek
lazım. Yani Türkiye'nin bugün karşılaştığı problemler Türkiye'nin gerçekten yaptığı hataların ürünü mü yoksa Türkiye'nin iddialı olmasının ürünü mü ya da sonucu mu, ona bir bakmak lazım. Bakın Somali meselesi çok önemli. İnsani bir mesele olduğu için söylüyorum. Buradan siyasi bir rant devşirme amaçlı değil. Somali'de insanlar açlıktan ölüyordu. Modern dünyada sadece insanlar sofralarından artarını başkalarına versinler, açlık diye bir şey kalmaz. Ama Somali'de insanlar açlıktan ölüyorlardı. Peki Somali'deki bu insanlık krizini çözmekle yükümlü olan kurum Birleşmiş Milletler ne yapıyordu biliyor musunuz? En yakın ofisi Somali'de açması gereken ofisi Nairobi'de açmışlardı. Yani Nairobi'deki ofis Somali'deki krize bakıyordu. Bakın Türkiye buna hayır dedi. Dedi ki ya insani bir mesele vardır. Bir uçak dolusu insan ilk defa ve güvenlik bir takım endişelerine rağmen gitti. O zaman Başbakan da Sayın Erdoğan ve sanatçılar vardı, gazeteciler vardı, hepsi de destek vardı. Tabii ve açlıktan insanlar artık orada ölmüyorlar. Birleşmiş Milletler sistemini bu kadar eleştiren hiçbir ülke olmadı. 190 tane Birleşmiş Milletler'in üyesi ülke var. 5 tane işte Güvenlik Konseyi'nde ülke var. Ya bütün dünya siyasetini esir almış bir yapıdan bahsediyoruz. Çökmüş, iflas etmiş bir yapı. Birleşmiş Milletler'de New York'ta bu konuyu gündeme getiren sesli bir şekilde sadece Türkiye oldu. Sayın Erdoğan, Sayın Gül, Sayın Davutoğlu üçü de orada konuşmalarında Birleşmiş Milletler sisteminin mutlaka değişmesi gerektiğini vesaireyi anlattılar. Bütün bunlar başarısızlık değil ki. Bütün bunlar ilk defa Türkiye'de söylenen şeyler. Ama bütün bunların yarattığı dış dünyada tepkiler olduğunu söylemek lazım. Suriye en önemli yerlerden bir tanesidir. Bakın Arap Baharı başladığında bütün dünya destekliyordu değil mi Arap Baharı'nı? Ne oldu da peki daha sonra Sisi darbeyle geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri, Batı dünyası, İsrail, başka yerlerde demokrasiyi savunan başka ülkelerde sivilleşmeyi savunan ülkeler bundan birden vazgeçiverdiler. Neden Suriye söz konusu olduğunda geri çekildiler? Bunları bir düşünmemiz lazım. Bakın burada dünya güç dengelerinde bir takım değişiklikler oluyor ve bütün bunları Türkiye'de dış politikada başarısız olarak kodlamak adalet değil. Bunların hepsini düşünebiliriz. Bunların hepsinde de ilkesel olarak doğru yapmış olabilir Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, Türkiye'deki iktidar partisi, Türk dışişleri politikası, bunların hepsinde insani ve vicdani olarak tamamen haklı olabilir. %100 haklı olabilir. %1 milyon haklı olabilir. Hiçbir itirazım yok. Ben diyemem ki Somali'ye aman... Ben şunu da diyebilirim ama tamam iyi hoş da bu eğer bizim ülkemize sıkıntı olarak gelecekse, bizim ülkemizde İç çatışma ortamı, bizim ülkemizin sınırları dışındaki ülkemizlerle aramızda sorun yaratacaksa, ya bunlara acaba bu kadar da kafadan dalmasak daha mı iyiydi diyemez miyim? Ya belki şunu diyebiliriz, bakın kafadan dalma değil de, bak siz güzel bir şey söylediniz. Ben ahlaki ve vicdani olarak bu yapılanlara karşı değilim dediniz. Ama bunun ürettiği bir takım diyelim ki dalgalanmalar bizim ülkemize geliyorsa benim sıkıntım burada. Aynen. Şimdi bakın buradaki en somut örnek Suriyeli mülteciler örneğidir. Türkiye açısından en sıkıntılı görünen. Bakın Avrupa Birliği'ne 5-10 bin tane gitmeye başladı biliyorsunuz. Kıyamet kopuyor. Kıyamet koptu. Sınırları kapatıyorlar, Akdeniz'de, teller çekiyorlar. Akdeniz'de çocuk cesetleri biliyorsunuz kıyıya vurmaya başladılar. Söylemeyin ağlarım çok şimdi, önemli. Şimdi burada bir tercih yapmak zorundaydık biz, tamam mı? Bu tercih ya Suriye'deki o 2,5 milyon insanı, bugün bize gelen 2 milyon insanı ölüme terk edecektik. Ki adam hala öldürüyor, hala bombalıyor. Evet. Bunun bizim aldığımız pozisyonla alakası yok Fatih Bey. Bu dünyada bir değişim var, dünyada bir... mazlum milletlerin talepleri var. Yani siz Kahire'ye gitmişsinizdir. Defalarca. Evet defalarca gitmişsinizdir. Peki Kahire'deki çöpleri toplayabiliyor mu Kahire Belediyesi? Toplayamıyor. Toplayamıyor. Peki Kahireliler ona layık mı? Değil. Değil. Kahireliler buna isyan ettiği zaman buna destek vermek yanlış dış politika mı sizce? Ha şunu diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya bazı konularda üslup olarak, hani İngilizler bunu çok yaparlar biliyorsunuz. Yani bir takım şeyleri yaparlar, bir takım şeyleri gündeme getirirler, desteklerler. Ama bunu hani basının önünde konuşmayabilirler, bunu çok seslendirmeyebilirler. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Yani dün, bugün bizi eleştiren Avrupa veya içeriden eleştiren arkadaşların, siyasetçilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye model ülke kavramını AK Parti üretmedi bakın. Model ülke meselesini Türkiye tecrübeleriyle, demokrasisiyle, laikliğiyle, İslam anlayışıyla, sosyal barışıyla, ekonomik gelişmesiyle, özellikle son 10 yılda. Bütün bunlara baktığımızda model ülke kavramını AK Parti ortaya koymadı. Model ülke kavramını Amerikalılar ortaya koydu. Yazarlar, çizerler, entelektüelleri. Oradan Avrupa satın aldı. Ondan sonra Türkiye'de kullanmaya başlandı. Ne oldu da bu model ülke birden, yani 10 yıldır model ülke olan bir ülke modellikten çöktü? Burada başka bizim formüllere bakmamız lazım. Başka unsurlara bakmamız lazım. Eğer Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta bir dakika demeseydi, tepkiyi başka şekilde gösterip böyle demeseydi mesela, başka şey olabilirdi. Bununla ilgili konuşabilirsiniz.
Ama Birleşmiş Milletler, evet ama Birleşmiş Milletler'in aldığı bütün kararları hiçe sayan bir İsrail var ve şimdiye kadar hiç kimse ses çıkarmamış. Yani bir taraftan bir gün önce geliyor, biliyorsunuz o günleri hatırlayalım, Gazze'ye yapılan saldırıları. Başbakan'a geliyor, Sayın Başbakanımızla görüşüyor. Görüştüğünün ertesi günü ya da ertesi sabahı bir insanlık trajedisi yaşanıyor ve 1500 sivil hayatını kaybediyor. Yani bunlara ses çıkarmak yanlış dış politika mıdır yoksa insanın vicdanını dinlemesi midir? Biz Amerika değiliz bakın. Şimdi şunu, ama bir yandan mesela bakın, Kürt petrolü İsrail satılıyor Türkiye bakın, üzerinden. Bakın şunun altını çizmemiz lazım Fatih Bey. Biz konforlu bir coğrafyada değiliz. Değiliz. Biz İngiltere değiliz. Biz Almanya değiliz. Belçika değiliz. Bakın Belçika'da hükümet kurulmadı 2 sene. Hiç olmuyor. Gidiyor. Demek ki tarihin ve coğrafyanın bize yüklediği ağır yükler var. İçinde bulunduğumuz coğrafya kolay bir coğrafya değil. Ben bu coğrafyayı bazıları gibi yani böyle yeni oryantalist ya da eski oryantalist bataklık olarak tanımlamıyorum. Yani bu coğrafyada petrolün keşfiyle daha öncesinde İpek yolu olması itibariyle biliyorsunuz kadim medeniyetlerin de ortaya çıktığı yer, Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Müslümanlığın ortaya çıktığı yer. Dolayısıyla burada başka şey var. Bir somut bilgiyi paylaşırsak bu coğrafyayla ilgili zorlukları biraz daha anlarız. Bakın dünyanın petrol rezervlerinin, kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğu Orta Doğu'da ve Kavkasya-Balkan üçgeninde. Yani %60-%65'i dünyanın petrol rezervlerinin. Evet. Bunlar kanıtlanmış. Hayali rakamlardan bahsetmiyorum, oranlardan. Aynı şekilde doğalgaz, özellikle Doğu Avrupa'daki, Akdeniz'deki doğalgazın keşfedilmesiyle beraber yine önümüze çıkan rakam, doğalgaz rezervlerinin %65'i Türkiye coğrafyasının dibinde. Bunun getirdiği büyük zorluklar var. Bakın muhakkak biz enerji diyoruz ki biz enerji koridoru olalım diyoruz. Bütün oyunlar bunun üzerinden oynanmaya başladı. Avrupa Birliği diyor ki biz enerjimizin büyük bir çoğunluğunu %80'ini 90'ını Rusya'dan alıyoruz. Biz tek el olmasını istemiyoruz. İşte Azeri gazı gelsin, Doğu Akdeniz'den gaz gelsin. Manap falan. Tabii. Bunlar çok önemli gelişmeler. Ve bunlar bugün konuşulabiliyorsa, yani Türkiye üzerinden gitsin diye konuşulabiliyorsa son 10-15 yılda yapılan hizmetlerin büyük payı vardır bunda. Yanlışlıkların değil. O nedenle bizim iktidarıyla, muhalefetiyle hep beraber şunu söyleyebilmemiz lazım. Ne olursa olsun Türkiye enerji koridoru olsun. Azeri gazı da bizden gitsin. Kuzey Irak'ın petrolü de bizden geçebilsin. Ve bugün bizim İsrail'le sıkıntılarımız var ama Doğu Akdeniz'deki, çünkü orada Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sadece İsrail'in tek elinde değil, diğer ülkelerde var. Türkiye üzerinden dünyaya açılsın diyebiliyorsak ve bunun için çalışabiliyorsak helal olsun bize. Biz bunu diyebilmeliyiz bugün. Yani eleştirileri saklı tutalım. Biz şunu demiyoruz. Bizim dış politikamızı diğer partiler eleştirmesin demiyoruz. Ama biz diyoruz ki dış politikayla ilgili gelişmeleri küresel dengeler içerisinde tarih, kültür ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın şartları için itibariyle değerlendiriyoruz. Muhakkak öyle. Yani şimdi konuyu bir dış politika meselesine getirmek istiyorum. Zaten dış politika uzmanı ya Dışişleri Bakanı değilsiniz ama ne bileyim mesela şimdi Sisi ile ilgili tamam darbeye karşıyız. Hayır da dedik. İşte demokrasi desteği falan filan ama şimdi bunu mesela Mısır'la bir kan davasına getiriyoruz. Mısır'la ilişkimiz kesiliyor. Şimdi Mısır'la İsrail arasında arabuluculuk yapabilecek tek ülke konumundayken ikisiyle de papaz olan tek ülke durumuna dönüşüyoruz. Herkes onlara dostken falan filan. Neyse o geçmişi çok da kurcalamak istemiyorum. Yani bazı şeylerin de acaba mı diye bir gözden geçirmesine bence fayda var. Yani. Elbette şimdi biz biliyorsunuz %49'dan %41'e düştü oy aranımız ya da geriledik. Bütün bunlar tabii ki bir yeniden düşünmeyi, yeniden yapılanmayı, yeni söylemler üretmeyi, eksiklerin, gediklerin neler olması bunun üzerinde yani, düşünme gerektiriyor elbette. Mesela şöyle düşünüyor olabilir Türk halkı. Kardeşim tamam Somali iyi de şimdi ya Somali'de açlık maçlık falan filan tamam bir Somali'ye destek olalım. Tamam Suriye'ye düşünelim, şunu da düşünelim, bunu da düşünelim. Vicdan ama şimdi bu eğer benim ülkeme terör olarak gelecekse, benim sokaklarına huzur kaçacaksa ben de şimdi mesela Suriye konusunda ben bir yandan gurur duyuyorum. Diyor ki ya lan ne güzel benim ülkem öyle bir vicdanlı bir ülke ki 2,5 milyon Suriyeli'ye kucak açtı şöyle yaptı. Bir yandan diyor ki ya ama Türkiye'nin Suriye ile ilgili tavrı da bu 2,5 milyon mülteciye neden oldu? Acaba Suriye stabil kalsaydı Türkiye Suriye ilişkisini daha batının dolmuşuna gelip de ilk ilişkisini en sert şekilde bozan olmasaydı acaba bu mülteci sorunu bu kadar kötü olmaz mıydı diye de bir yandan da düşünüyorum mesela. Tamam onu düşünebilirsiniz. Biz de şöyle düşünüyoruz mesela biz de hem konuyu çalışan bir akademisyen olarak söylüyorum. Hem de şu anda sahada olan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Evet 2 milyon Suriyeli. Bunların bir kısmı sokaklarda, bir kısmı kamplarda. Elbette bunun çok iyi yönetilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili kurumsal çalışmaların yapılması gerekir. Bununla ilgili eğer yasal boşluklar varsa onların doldurulması gerekir. Yoksa 2 milyon
misafir tırnak içerisinde mülteciyle baş edebilmek zordur çok Fatih zor. Bey. Bakın yani, Almanya Türkiye'den gelen 3 milyon insanı 40 sene oldu hala özümseyemedi. Hala bununla ilgili uyum sorunları yaşıyor. Ki bunlar yerleşik düzene gittiler. Büyük bir ekonomi içerisinde parça oldular. Hepsinin işi gücü vardı. İş bularak gittiler. Onların çocuklarının eğitimi sorun, dinsel ihtiyaçları sorun, her şeyleri sorun. Şimdi bizde 2,5-3 milyon tane Suriyeli var. Sokakta çocukları görünce vallahi gözlerim doluyor. Mendil satmaya çalışıyor. Okulu yok, bir şey yok. Ya benim aynı yaştaki kızımla onu karşılaştırıyorum. Ağlayacak gibi oluyorum yani. Elbette bizim onlara bu ülkede... kendi ülkelerine gitmeleri mümkün olmadığı için bir gelecek hazırlamamız aynen, lazım. Aynen ya, okullar yapacağız. Ya, yani şu anda bunun altyapı çalışmaları var. Daha hızlı yapmamız lazım. Yoksa biliyorsunuz zaman zaman Gaziantep'te, Hatay'da bunlar ufak tefek olaylarla çıktı. Bu sosyolojik olarak... Böyle giderse yarın öbür gün mesela Suriye mafyası çıkacak burada. Yani çıkabilir. İşsiz, yani ortalıkta... Türkiye'de biliyorsunuz biz hani genelde ortak bir coğrafyadayız. Ortak kültürü, dini hassasiyetler benzer olduğu için bu anlamda batıdakine benzer bir ırkçılık söz konusu değil. Olmaz. Yani yabancı düşmanlığı da söz konusu değil. Ama ilerleyen dönemlerde biz bu konuyu iyi yönetemezsek Suriyeliler karşı tepkiler sosyolojik olarak yani toplumsal olarak artabilir. Biz bunu gündeme getiriyoruz. Bununla ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor. Ama bu zor bir konudur bakın. Çok zor bir konu. Birleşmiş Milletler çok zor bir konu. Biliyorsunuz Mülteciler Komisyonu bu işlerle uğraşması gerekir. Şimdi dünyanın her yerinde siz de gidip görmüşsünüzdür. Pek çoğu ülkede Birleşmiş Milletler'in yönettiği kamplar var. Evet. İnanın yaşanır gibi değil. Bakın Türkiye'de kamplara baktığınızda elbette ki biz insanların kamplarda yaşamasına taraftar değiliz. Ama bir meselenin krizin yönetilmesi açısından önemli bunlar. Bizim kamplara bakıldığında hepsi takdir gören uygulamalar aynen. Bunlar. O konuda mesela diyorum ya, üzüntü, gurur, pişmanlık, hata mı? Böyle içimizde bir sürü şey dolaşıyor. Bir yandan hakikaten diyoruz ki ne vicdanımız yani. Kendi aç, işte atıyorum memuruna belki zam yapmakta zorlanıyor. Memura verebileceği belki 1 lira, 5 lira, 10 lira ne %5, %1 zam mı belki oraya harcıyor. Ama bir yandan çok insani bir iş yapıyor Türkiye diye. Bir yandan hoşumuza gidiyor, bir yandan da... Falan, yani niye oldu ki Fatih bunlar Bey, falan? Bu konularda diyorsun. Yani içinde bulunduğumuz coğrafyanın dediğim gibi bir takım işte kadim problemlerinden dolayı burada biz krizlere hazırlıklı olmalıyız. Bakın şimdi Suriye'deki gelişmeler bize kısa sürede çözümlenmeyecek bir sorun olduğunu gösteriyor. Başka. Bunun Türkiye ile alakası yok bu meselenin. İçeride zaten biliyorsunuz bu coğrafyada öyle bir yapılanma oluşturulmuştu ki. Valla bana öyle ki mesela bu Suriye belası Türkiye'nin başını belaya sokmak için yani hedef Esad değil de hedef Türkiye'di gibi geliyor bana. Sadece Türkiye değil. Bakın burada Suriye'nin yapısına baktığımızda yani burada azınlıkların çoğunlukları yönettiği sistemler kurulmuş Fatih Bey. Problemin temel kaynaklarından bir tanesi budur. Yani Suriye örneğine baktığımız zaman oradaki Nusayrilerin azınlık %10-12 civarında. İşte büyük Sünni çoğunluğu yönettiğini görüyoruz. Yani, Irak'taki Sünni azınlığın Şii çoğunluğu yönettiğini görüyoruz. Aynı şey Kuveyt için geçerli, Yemen için geçerli. Evet ama bunlar çok önemli Katar problemler. Katar için geçerli. Bunlar işte bugün patladı. Yani küreselleşmeyle, demokrasi talepleriyle, sivil toplumun gelişmesiyle, haberleşmenin gelişmesiyle, yani bir takım iyi örneklerin görülmesiyle beraber bunlar patladı ve gelinen nokta bu. Yani bugün Irak'a baktığımızda sanki bir işte merkezi hükümet var ama yani böyle de facto neredeyse bölünmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Suriye için aynı şey. Bunların hepsi kriz olarak çevre ülkeleri etkileyecek. Ama bir tanesi de Türkiye. Sisi. Şimdi biz Sisi'ye karşıyız. Şimdi mesela bizim Arap dostlarımız dediğimiz, en yakınlarımız dediğimiz Arap ülkeleri işte mesela Katar'la çok yakınız. Suudi Arabistan'la bir yakınlığımız var muhakkak ki görünen o ki özellikle Suriye meselesinde çok yakınız. İşte onların hepsi Sisi'yle oho can ciğer kuzu sarması öpüşüyorlar, kokuşuyorlar, saraylarda ağırlıyorlar. Yüksek itibar gösteriyorlar Sisi'ye. Şimdi bir biz papazı Sisi'yle mesela. Buradaki aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Dolaylı da olsa. Bu da şu. Şimdi Sisi'yle dost olan ülkelerin liderlerine baktığınızda şunu görüyorsunuz. Sisi de dahil olmak üzere buna. Buna çoğu körfez ülkeleri vesaireler. Burada çok ciddi bir meşruiyet problemi var Fatih Bey. Sizin bahsettiğiniz krallar, kralde ailesinin insanları, şeyhler vesaireler. Evet. Arap coğrafyasında ya da Müslüman coğrafyanın büyük bir kısmında meşruiyet problemi olduğu için bu toplumsal talepler arttı zaten. Ama bakın Türkiye'nin böyle bir problemi yok. İyisiyle kötüsüyle, gelişmiş tarafıyla, eksikleriyle bizim... Çok uzun dönemden beri 1950'lerden itibaren çok partili hayata geçmişiz. Darbelerle kesilmiş ama bizde bir meşruiyet problemi yok hükümetin, devlet başkanının, başbakanın. Ama sizin o bahsettiğiniz coğrafyada ciddi meşruiyet problemleri var. Ve bakın en fazla silahlanan ülke kim biliyor musunuz dünyada? Suudi Arabistan. Kime karşı silahlanıyor? Kendi halkına. Ya. Niye? Çünkü bir seçim olsa veya gidip insanlara sorsalar kim seçecekleri belli. Ve şimdiye kadar Suudi Arabistan hiçbir ülkeyle savaşmış değil. Yemen'e bazı müdahalelerde bulunuyor. Benzeri şey Kuveyt için de geçerli. Benzeri şey diğer ülkelerde geçerli. Burada mesele şudur.
Yani Arap coğrafyasındaki meşruiyet arayışı silahla susturulmuştur. Sisi o nedenle destekliyorlar diğerleri. İlk başlangıçta biraz destek vermişlerdi ama daha sonra gördüler ki bu zincirleme girecek. Libya'dan sonra, Mısır'dan sonra, Suriye, Yemen derken. Ve bu durdurulmuştur. Peki insanların temel hak ve özgürlüklerini, ekonomik ihtiyaçlarını ve buna bağlı meseleleri siz ebediyen bastırabilir misiniz? Bastıramazsınız. Bir süre daha öyle devam edecektir ama toplumsal kaynaşma, hocam, toplumsal taban gidecektir. Hiçbir baskı rejimi ebediyen sürmemiştir. Evet, yani 10 sene sürer, 20 sene sürer, 30 sene sürer, 50 sene sürer. İşte Irak'taki kaç sene sürdü? 30 sene, 30 küsur sene sürdü. Fatih Bey, biz uzun yıllar ben yurt dışında kaldım, İngiltere'de kaldım ve biz İngiltere'de okurken 1990'lı yıllarda Libya'dan ve Suudi Arabistan'dan devlet desteğiyle çok sayıda öğrenci geliyordu. İşte tıpkı bizim de işte son 15 yıldır yurt dışında yüksek lisans doktoraya öğrenci gönderdiğimiz gibi. Ne oldu biliyor musunuz? Bu giden öğrencilerin kahir ekseriyeti orada özgürlükçü düşüncelerle kendi ülkelerine evet, gelmeye başladılar. Ne yaptılar biliyor musunuz şimdi? Hepsini kestiler. Evet. Bu bursların hepsini kestiler. Hatta ne yapıyorlar şimdi? Diyorlar ki bu batılı üniversitelere, gelin siz bizim ülkemizde kampüsünüzü açın. Size anahtar teslimi istediğiniz nitelikte, istediğiniz büyüklükte kütüphanelerle laboratuvarları kuralım ama bizim burada eğitim yapın. Niçin? Yani bu bahsettiğimiz bu özgürlükçü, kendine güvenen, dünyayı tanıyan, İslam demokrasi arasında bir bağ kuran, bunlar arasında İslam'ı yeniden yorumlayan bir kuşak yetişmemiz için ellerine geleni yapıyorlar. Bunun için televizyon kurdular, kitaplar yayınlıyorlar ama... Galiba Türkiye'de işin, şimdi Araplara yönelik bir üniversite kurulacakmış diye bir şeyler duydum. Şöyle bir şey, Araplara yönelik üniversite kurulacak mı bilmiyorum ama benim kanaatim içinde bulunduğumuz coğrafya ve ihtiyaçları itibariyle diyorum. Bizde bakın İngilizce üniversite var. Hatta mesela Marmara Üniversitesi İngilizce değildir ama bazı bölümleri İngilizcedir. Fransızca eğitim veren üniversite var bizde. Arapça eğitim veren bir üniversite olabilir çünkü Arapça 300 milyon kişinin konuştuğu bir dil Fatih Bey. Hı hı. İspanyolca da olabilir çünkü İspanyolca da biliyorsunuz dünyada çok en fazla önemli konuşulan dillerden bir tanesi. Farklı dillerden Türkiye'de üniversitenin açılmasının ben anlamlı olduğu kanaatindeyim. Ben şey diyordum yani Arap ülkelerinin çocuklarının Avrupa'da, Amerika'da, şurada burada okumaların önünde bu ülkelerde dinsel nedenlerle bazı sıkıntılar olmaya var, başlamış geniş çapta var, okumalarının. Çok ciddi İslamofobi var, İslam karşıtlığı buna var. Buna karşın Arap ülkelerindeki yaşayan nüfusun özellikle ekaliyet veya göçmen olanlar, yani işte Suudi Arabistan'da yaşayan ama Suudi olmayanlar, işte Kuveyt'te yaşayan ama Kuveyt'te olmayanların ama orada iyi para kazanan insanların çocuklarının o ülkelerde üniversite okuyamaması nedeniyle Türkiye'de bir üniversite kurulup bunlara yönelik bir eğitim verecekleri yolunda bir bilgi geldi bana. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı böyle bir üniversite kurulacak diye. Peki ben geçeyim günlük siyasete. Bu dev konuları sabah akşam tartışırız. Sizin de haklı olduğunuz yerler vardır. Benim de haklı olduğum yerler vardır. Ortasında bulamayız. Yani Türkiye'de bunu tartışıyor. Bazı şeyler var ki işin doğrusu yok yani. Yani iki tarafı da doğru. Bu sadece bir politik tercih meselesi. İlkesel olarak doğru olabilir. Reel siyasi olarak yanlış sonuçlanmış olabilir. Reel siyasi olarak bugün yanlış sonuçlanmış görünüp yarın öbür gün doğru sonuç olabilir. Bilemiyoruz ondan hiçbirini. Zaman gösterecek. Ben daha somut bir şeye, seçime gelmek istiyorum. Şimdi geçen hafta burada anketçiler vardı. İşte bunlardan bazıları İktidar Partisi'ne yakındı. İki tanesi İktidar Partisi'ne çok yakındı. Bir tanesi Muhalefet Partisi'ne yakındı. Bir tanesi kendine yakındı. Bir tanesi de hiçbir şeye yakın değildi. Hepsinin ortak söylediği sonuç şu. Diyorlar ki iki ay sonra yapacak seçimlerde çok vahim bir değişiklik olacak. Yani yine dört parti barajı geçecek. Yine bir koalisyon hükümeti görülüyor. Ha, belki bir ihtimal AK Parti tek başına tekrar iktidar olabilir ama zor görülüyor. Olsa da anayasal çoğunluk hiçbir partisinden görünmüyor. Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Yani AK Parti nasıl yorumluyor? Şimdi böyle bir ortamda seçime bir yeniden bir seçim yapmak neye yarayacak? Buradan beklentisi ne AK Parti'nin? Ya tabii ki AK Parti'nin birinci tercihi eğer seçim olmuş olsaydı zaten koalisyon görüşmelerine başlanıp da bu kadar süre geçirilmezdi. Dolayısıyla bu görüşmelerden herhangi bir sonuç elde edemediği için bu gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu zaten biliyorsunuz. Hani onu pek tartışma imkanımız olmadı. Çünkü baştan bütün kapıları kapattığı için MHP ile de bir araya gelinemedi. Dolayısıyla AK Parti'nin birinci derecede tercih ettiği mesele değildi. Fakat öyle duruma geldi ki meclis ilginç bir şekilde bir çözüm üretemedi doğrusunu söylemek gerekirse. Hı hı. Ben de o meclisin bir üyesi olarak bunu itiraf etmek durumundayım. O zaman ne oldu? O zaman pek çok muhalefet partisinin de eleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanı bu işe el atmak zorunda kaldı. Anayasa bunu gerektiriyordu hı çünkü ve dolayısıyla bir seçim hükümeti kuruldu. Ama mesela alışılmadık bir şey oldu. Daha önce işte görev birine verilirdi. O kurulamazsa bir ikinci kişiye verilirdi. Hatta bazen üçüncü kişinin bile denendiği olmuştu. Bazen
alakasız birine, yani illa bir parti genel başkanı olmayabilirdi. Bu kez sadece ve sadece Davutoğlu iki kez görevlendirildi. İşte ana muhalefet partisi liderine görev verilmedi mesela. Ya burada tabii yani siyasi teamüllerden bahsediyoruz Fatih evet, Bey. Tamamen. Siyasi teamül dediğimiz şey kural değildir bakın. Değil. Yani siyasetçiler uygun gördükleri teamülleri oluştururlar. Burada hiçbir problem yok. Bu ne yasaya ne de anayasalara aykırı. Değil, biz diyoruz ki bu teamüle aykırı. Ya teamül dediğim şey kutsal değil ki. Teamül dediğim şey değişmez değil ki. Değil, tabii. Burada tabii çok önemli bir mesele var. Sayın Cumhurbaşkanı ile Kılıçdaroğlu'nun özellikle muhalefet partisinin bu konuda söyledikleri, bunu unutmayalım. İki, buradan bir mağduriyet de yaratmayalım. Peki, çünkü zaman, manzara biraz aslında açıktı. Yani, yok, mağduriyet yaratmak için sormuyorum. Mesela diyelim ki yani olur olmaz ayrı bir şey. Hipotetik olarak veya sessizlik olarak diyelim ki bu seçimden Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Çıkar çıkmaz. Dersin ki asla çıkmaz böyle bir şey. Diyelim ki çıktı. Şimdi o zaman mesela Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'nin yolunu bilmeyene ben görev veremem deyip yine vermeyebilir mi? Ben zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Yani bu tamamen tabii ki kendi takdirleridir ama öyle bir şey söz konusu olacağını zannetmiyorum. Artık bu tabii bu hipotezin de gerçekleşmesi çok zor görünüyor. Zor, kolay biliyorum. Şu anda CHP ile AK Parti arasında biliyorsunuz puan farkı 16 aşağı yukarı. Evet. Yani eğer önümüzdeki seçimler 1 Kasım'dan sonra tek başına iktidara gelebilecek bir parti varsa o da AK Parti. Öyle görünüyor. Diğer partilerin üçünün de birleşmesi söz konusu olmadığı için. Bakın karşımıza şöyle bir şey var. Ya tek başına AK Parti iktidarını göreceğiz. Ya da AK Parti'nin bir kolay söküyoruz. Bizim ümidimiz odur. Çalışmalarımız o yöndedir. Çünkü bütün opsiyonlar aslında şu anda bitirilmiş değil. Yani AK Parti sahada tekrar olacak. Daha canla başta çalışılacak. Hı hı. Çünkü çok az oy farkıyla bazı yerlerde milletvekili kaybedildi biliyorsunuz. Bunlar biraz daha fazla çalışılacak. Biraz daha fazla gayret edilecek. İkincisi bu programda daha önceki bölümlerde tartıştınız. Yani siyasi ittifaklar henüz daha bitirilmiş değil. Bu konular masada duruyor hala. Tabii bununla ilgili olarak ben partim adımından konuşamam. Çünkü ilgili yetkili organlar tartışacaktır, konuşacaktır. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti, Saadet ve Büyük Birlik Partisi tabanları arasında inanılmaz bir geçişkenlik var. Muhakkak. Artı MHP'nin tabanına baktığımız zaman, bunların hayat biçimlerine, dünya görüşlerine, Türkiye algılarına, bölge algılarına baktığımızda, muhafazakarlık anlayışlarına, milliyetçilik konusunda zaman zaman belki ufak tefek sıkıntılar olabilir ama baktığımızda çok ciddi ortaklıklar var. Ben bu ortaklıkların önümüzdeki dönemde 1 Kasım seçimlerinde devreye gireceğini düşünenlerdenim. Buna inananlardanım. Yani bu partideki arkadaşlarımızın tabandaki görüşmelerimizin hareketle bunu söylüyorum. Hı hı. Türkiye'nin sosyolojisini okumak babında söylüyorum. Çünkü hükümetin kurulmadığı, bakın AK Parti ismini zikretmiyorum dikkat ederseniz. Hükümetin kurulmadığı, hükümetsizliğin olduğu bir ortamda Türkiye'nin ne tür maliyetler ödediği ortada. Bunu Türkiye'deki kamuoyunun herkesin bunu görüyor. Yani hangi partiden olursa olsun, hangi görüşü benimserse benimsesin. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sandığa gidildiğinde seçmenlerimizin daha rasyonel davranacaklarına inanıyorum. Rasyonelden kastım da şudur. Benim geleceğim, çocuğumun geleceği, eşimin geleceği, ülkemin geleceği önümüzdeki günlerde tek parti iktidar çıkmasa veya hükümetsizlik söz konusu olursa veya tekrar bir belirsizlik söz konusu olursa bunun maliyetinin ne olabileceğini gördük. Bakın dövizdeki yükselişi gördük, terörün artmasını gördük vesaire vesaire. Ben insanların bunu tekrar yaşamak istedikleri kanaatinde değilim. Yani biz buradan bir felaket senaryosu çıkarmak için söylemiyorum bunları ama realite bu. Yani Türkiye'de hükümetin olmadığı bir senaryoda gelişmeleri gördük. Çünkü hızla karar almak, köklü karar almak, cesur karar almak gereken bir dönemdeyiz. Kürt meselesiyle yüzleşme böyle olabildi Türkiye'de. Din özgürlükleriyle ilgili konular böyle oldu. AB meselesi hep böyle oldu. Önümüzdeki dönemlerde yine Kıbrıs meselesi gündeme gelecek, Ermenistan meselesi gündeme gelecek. Bütün bu konularda cesur kararlar alınabilmesi için tek parti iktidarının Türkiye'de önemli olduğu biliniyor. Elbette şu söylenebilir. Yani tek parti yani o da kutsal bir sistem mi? Değil elbette. Ve herkes şunu örnek veriyor. Diyorlar ki Avrupa Birliği'nde bugün 28 ülke var. Yaklaşık 23-24'ünde bunların koalisyonlar devam ediyor. Avrupa kadar rahat bir ülke değiliz biz koalisyonların gelişmesi açısından. Çünkü belki önümüzdeki dönemde biraz daha kolay olabilir. Çünkü siyasetin dili biraz yumuşadı bu dönemde. Evet. Siyasi liderler bir araya geldiler. Her ne kadar koalisyon kurulmasa da önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani biz tabii siyasete yeni girdik ve hemen yeni çıkıyoruz. Yani birinci dönemimiz bitmiş oluyor. Çok fazla mecliste bulunma imkanımız olmadı. Çalışma yapma imkanımız olmadı. Ama en azından şunu gördük. Yani demek ki siyasette yeni bir din inşa edilebilir Türkiye'de. Evet. Ve bunun arifesinde olduğumuz kanaatindeyim ben. Biz bunu sahaya yansıttığımızda bizim beklentimiz, umudumuz ve kanaatimiz AK Parti'nin
birinci parti olacağız şeklinde. Ama ne olursa olsun önümüzdeki dönemde AK Partisi bir hükümetin kurulması mümkün görünmüyor çünkü... Peki CHP... yani son çıkarsa yine bir daha mı seçim olacak? Yine bir hükümetsizlik mi Türkiye? Ben tekrar bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Çünkü yani hükümetsizliğin faturasında ne olduğunu gördük. O zaman belki daha da bir takım krizler derinleşebilir, daha da zorlaşabilir. O nedenle ben siyasi parti liderlerinin, siyasi partilerin daha rasyonel davranacağını, tabanın yani bu defa sefer kurulur yani. Tabanın bu defa daha fazla baskı üreteceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bunu ifade edelim. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi açısından belki o kadar net değil belki şimdi ama diğer partiler açısından bu net. Şimdi diğer partilerimiz 13 yıldır iktidardan uzak. Dolayısıyla oradaki taban mutlaka iktidarın bir parçası olmak istiyor. Yani buradan kastettiğim şey koltuk sevdası değil Fatih Bey. Siyasi partilerin için vardır. Ülkenin bir derdine devam olmak için vardır. Bir meselesini çözmek için vardır veya bir kafalarındaki bir projeyi hayata geçirmek için vardır. Eğer siz tek başınıza iktidar olmanız imkansızsa o zaman başka yollarla bunu denemek durumundasınız. Ve bugün bizim gördüğümüz tabanda, siz dediniz ya CHP mesela tabanı son zamanlarda biraz, ilk zamanlar tepkiliydi ama son zamanlarda biraz daha yumuşadı. MHP tabanında bizim gözlemlediğimiz yine tabii o MHP parti tabanı istiyordu mesela. Burhan hep benzer argümanlarla onlar da diyordu. Yani bizim şimdi MHP %100 oyunu artırsa tek başına iktidar olamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %45'lere ulaşması yakın zamanda rasyonel olmak gerekirse mümkün görünüyor. O halde yapılması gereken şey oturup konuşmak, Türkiye'nin meselelerini aynı masa etrafında tartışmak ama bunu yaparken bakın aynı hataya belki tekrar düşmemek lazım. Dedik ya siz restorasyon hükümeti dediğiniz zaman, Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman bizim tarafta, AK Parti tarafında bu kabul görmüyor. Benzer şey işte CHP tarafında bizim söylediğimizde kabul görmediyse bizim de onu tekrar gündeme getirmemiz lazım, bakmamız lazım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, dönemden ders almış olması lazım. Ben bu dönemden ders çıkarılacağı kanaatindeyim. Çünkü İnşallah. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğu kanaatindeyim Fatih Bey. Peki son şunu sorayım. Şimdi Eylül'ün 12'sinde, ilginç de bir tarih, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyük Kongresi var. Yasal zorunluluk Büyük Kongresi'ni yapmak zorunda. Bu Büyük Kongre'de bir şey bekleniyor mu? Yani AK Parti içerisinde bir köklü değişiklik olur mu? Ne bileyim işte Abdullah Gül lafları geçiyor. Abdullah Bey tekrar partinin başına gelir mi? Diyorlar ki işte Abdullah Bey istemiyor zaten diyorlar. İsterse gelir mi? Parti kadrosunda büyük değişiklik olur mu? Sayın Erdoğan'ın bu konuda bir baskısı, bir talebi var mı, yok mu? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Siz de bunların tamamını bilmiyor olabilirsiniz ama en azından parti içinden gidebiliyorsunuz. Ve buna bağlı olarak geçen dönem 70 kadar milletvekili 3 dönem nedeniyle parti dışına kadar. Benim aldığım duyumlar bunlardan 15 ila 20 arasında bir rakamın, maksimum 20'sinin yeniden listelere koyulacağı ve bir kez daha milletvekili olacağı. Yani bir ara verip şimdi 4. dönem tekrar olacakları söyleniyor. Bu konularda AK Parti listede bir değişik olacak mı? Bir, parti yönetimi değişiklik bekleniyor mu yoksa böyle devam eder mi? İki. Ya sorunun ikinci tarafından başlayalım. Yani özellikle 3 döneme takılan ama şimdi tekrar siyasete dönecekler konusunda. Şimdi AK Parti başlangıçtan itibaren şuna çok özen gösterdi. Değişim ama aynı zamanda devamlılık. Evet. Yani bu ikisi arasında dengeyi şimdiye kadar çok iyi bence çözdü. Bundan sonra da aynı şeyin devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü AK Parti içerisinde siyasi hafıza oluşturmuş, siyasi hafızası çok güçlü olan figürler var. Bunların tekrar milletvekili seçilmesi, tekrar partinin yönetiminde bulunmasının AK Parti açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Yani bu kadar partiye hizmet etmiş olan, Türkiye'de bakanlık, genel başkan yardımcılığı vesaire gibi deneyimler olan pek çok belki de siyasi figür, siyasetin içerisinde kalması anlamlıdır diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan bütün kurumlarda olduğu gibi siyasette de bir değişim yenilenme olması gerektiği, yenilenme olması gerektiği kanaatindeyim. Bu yenilenme zaten kısmen yaşanmıştı biliyorsunuz. Bu yenilenmenin süreceğini ama partideki siyasi hafızanın ve geleneğin de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü her partide biliyorsunuz ağır toplar vardır tabiri caizse. Bunlar toparlayıcıdır. Bunların tabanda da bir karşılığı vardır. Sözleri dinlenir. Bunlara diğer partilerin ihtiyacı olduğu kadar AK Parti'nin de ihtiyacı var. O açıdan ben bir taraftan süreklilik ama aynı zamanda değişimin devam edeceği kanaatindeyim. Şimdi kongre meselesine gelince, tabii kongrede Sayın Gül'ün ismi zaman zaman zikrediliyor. Fakat Sayın Gül biliyorsunuz şimdiye kadar ne Cumhurbaşkanlığının son döneminde ne daha sonraki dönemlerde hiçbir zaman ben AK Parti Genel Başkanlığı'na talibim demedim. Asla demedim. Dolayısıyla hep birileri Sayın Gül'e bunu atfediyorlar. Evet. Yani Sayın Gül'den böyle bir talep gelmediği sürece, bir cümle sarf edilmediği sürece ben isminin yıpratılmasının, sık sık gündeme getirilmesinin ona olan bir haksızlık, ona yapılan bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Tabii ki Sayın Gül AK Partililer tarafından sevilen, sayılan, hürmet edilen bir insandır ama öyle görünüyor ki
günübirlik siyasete bu anlamda tekrar dönmeyecek gibi. Belki uluslararası bir platformda veya işte bir düşünce kuruluşunda yine siyasi deneyimlerini belki de paylaşacaktır. Çünkü Abdullah Gül'ün de önemli bir siyasi deneyimi olduğunu ifade etmekte yarar var. Kesin. Şimdi AK Parti'nin yeni bir lidere ihtiyacı yok Fatih Bey. Şu anda bir lideri var. Sayın Ahmet Davutoğlu ve şunu da ifade edelim. Sayın Davutoğlu biliyorsunuz bir yıl oldu AK Parti'yi genel başkanlığını devraldı. Evet, bir yıl. Bir yıl içerisinde seçime girildi ve bu seçimden AK Parti birinci parti olarak çıktı. Evet, belki tek başına iktidar olamadı. Ama Türkiye'de en fazla ilde birinci olan en fazla ilde Türkiye'de milletvekili seçmiş bir parti, kazanmış bir parti. Diğer parti liderleriyle kıyaslamak istemiyorum. Onlar kendi bilecekleri şey elbette. Ama diğer partilerin liderlerine baktığımızda ilk bir yıllarında hiçbir böyle performans göstermedikleri gibi 8-10 yıllık işte deneyimlerine baktığımızda yani 3-5 seçime girmişler yine benzer bir performansı göstermediklerini de şahidiz. O bakımdan ben AK Parti içerisinde radikal bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız bir güven tazeleyecektir. Elbette ki MKYK'da partinin üst yönetiminde çeşitli kademelerinde bir yenilik söz konusu olabilecektir ama bu yenilik gelenekten kopuş anlamında bahsetmiyorum. Yani AK Parti başından itibaren kendisini erdemlilik hareketi olarak görmüş, geleneğe sırtını dayamış ve sadece 2011'de kurulmakla beraber 2011'den itibaren kendini aslında kurumsallaştırmamış. Fikir ve düşünce itibariyle biliyorsunuz sırtını, zihnini çok eskilere dayar yani. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç şudur. Yani AK Parti'de bir yenilenme olacaktır, geleneği koruyacaktır. Parti içerisinde şimdiye kadar hizmet etmiş olanlara olan saygısını, sevgisini kaybetmeden ve yeni bir dinamizmle tek başına iktidar olmak için yola koyulacaktır. Talip Bey çok teşekkür ediyorum. Samimi cevaplarınız için. Çünkü samimi konuklar hakikaten iyi oluyor. Tartışılabilir konuklar çok benim açımdan saygıdeğer oluyor. Samimi fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizi yine ağırlarız. Özellikle dış politika konusunda uzun uzun tartışırız. Çünkü farklı düşündüğümüz yerler var. Sırf bununla ilgili bir program bile sizle yapmak isterim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, 3 konuklu teke-teki sona erdirdik bu akşamda. Haftaya salı galiba teke-tek olamayacak. Haftaya başka bir gün belki yapabiliriz. Çünkü o saatlerde bir maç yayını olacak Habertürk'te. Zaten hafta sonunda da Show TV'de 2 maç yayını var. Birinde de benden rica ettiler. Yorumculuk yapacağım. Tweet atacak olanlara falan hazır olsunlar. Her türlü eleştiriye açığız. Hakarete açık değiliz ama onda edecek olanlar vardır. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.